merhabalar. Dur daha... evet. Efendim hepinize iyi günler diliyoruz. Yine biz ekip olarak buradayız ama bugün bayağı bir zayiatlıyız. Dünden bildiğiniz gibi benim grip ve faranjit durumlarım. Sevgili arkadaşım Başak'ın, biliyorsunuz, bilmiyorum görüyor musunuz, yanında koltuk değneği var. Arkadaşlar şimdi bir kere öncelikle geçmiş olsun. Hem Başak'a geçmiş olsun. En taze örneği karşımızda olduğu için ki onunki, onun olayı biraz büyük. Bunu konuşmalıyız ayrıca, onu söyleyeyim. İkincisi Pınar'a geçmiş olsun. Onun da migreni. Böyle migreni tutuyor arada bir. Çünkü migreni başına gelenler bilirler. Çok migren ağır. Kötü bir şey. Bir tuttuğu zaman insanı yere yıkar yani resmen. Ne kadar kuvvetli olursan ol, hiç önemli değil. Şimdi bence konuyu önce şeyle başlayalım. Geçmiş olsun dedik. Başak'la başlayalım. Başak, lütfen başına ne geldiyse bir anlatır mısın? Eğer orada Başak mağduru diye yazacaksanız yapmayacağım. Eğer Başak dramı diye yazacaksanız yapmayacağım. Vallahi ben rejide olmadığım için, rejide olmadığım için kimse yazmıyor. Rejideki arkadaşlara rica ediyorum, yazmayın. Vallahi şöyle söyleyeyim size. Ben hayatımda bir de dün şunu fark ettim. Az önce arkadaşlarıma da söyledim. Çok zor mu bir ayağa kalkman? Zor değil, kalkabilirim. Ya ne olursun bir izleyicilerimizle. Ben bu arada bir de arkadaşlarıma da söyledim, dedim ki hayatınızda kimle küsseniz ya da burada tartıştığınız, canınızı sıkan birileri olabilir. İştir, iş hayatında oluyor böyle şeyler. Ama dedim hani size tavsiyem bir hakikaten... Jimmy ile görelim arkada. Kimseyi... Kalkabiliyor musun? Yardım edeyim mi? Yok, hayır. Geleyim mi, yardıma geleyim mi? Kalkabilirim. Tamam, peki, tamam. Şöyle bir öne gelebilirsen Başak'cığım. Arkadaşlar KJ'yi alın, ekrandan KJ'yi alın. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi boy, evet. Evet, yani Başak nasıl bu hale geldi? Onun hikayesini birazdan ya size anlatacağız. Başak'ın, evet, dramı arkadaşlar. Başak'ın dramı gerçekten aslında bakarsanız gene Allah korumuş. Evet. Onu da söyleyelim. Çünkü kedi gibiyim. Bu senin başına gelseydi, benim başıma gelseydi belki bundan daha beter bir tablo olabilirdi. Kesinlikle. Yani defa vücut ağırlıklarımız evet. Başaklar çok farklı. O biraz hafif olduğu için böyle kuş gibi uçmuş bir yere konmuş. Bizim kuşumuz uçar, bizimkisi resmen lök diye düşerdik tamamen. Vallahi dün buradan çıktıktan sonra hayat ne kadar sürprizlerle dolu. Başımıza geleceklerden habersiziz. Zaten ben de kronik bir faranjit geçiriyorum tıpkı Nurcan abi gibi. Ondan sonra buradan çıktıktan sonra evi, arabayı otoparka bıraktım. Karşıdan karşıya geçeyim dedim. Hani arabayla gitmekten artık yoruluyorum. Birazcık bundan bir çıkmam lazım dedim. Hani bırak arabayı, yürüyerek geç. Arabayı bıraktım ama o gün içimde bir sıkıntı vardı ne hikmetse. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bunu Pınar biliyor, siz bilmiyorsunuz. Benim diğer bir hattımda da yeğenim, WhatsApp'ı birlikte kullanıyoruz biz ortak. Yeğenim ayağı kırıldığı için bir fotoğraf paylaştı. O fotoğrafı paylaştıktan sonra herkes beni aramaya başladı. Pınar da deli gibi beni arıyor. Durum mesajlarına koyduk. WhatsApp durum mesajına koymuş. Benim haberim yok. Bacağı kırılmış. O fotoğrafı koymuş arkadaşlar için. Pınar da bana diyor ki bacağım mı kırıldı? Ne alakası var? Ben gayet iyiyim dedim. Dedi Instagram, WhatsApp'ın durum mesajlarında var. Yeğenime dedim ki kaldır o fotoğrafı. Çünkü ortak kullanıyoruz. Biz iş içinde kullanıyoruz. Kaldır ki dedim, hani insanlar beni arıyor, benmişim gibi. Bak Allah'ın hikmeti, dün biz bunu yaşadık. Karşıdan karşıya geçerken bana yeşil yandı ve yolda boştu. Hani gelen bir araç da yoktu. Yayasın sen. Ben yayayım. Onu söyleyelim mi? Karşıdan karşıya geçerken bir anda o kadar hızlı bir arabanın bana doğru geldiğini gördüm ama kırmızı ona yandığı için, yeşil bana yandığı için gayet rahat bir şekilde, güvenli, yol hakkı benim olduğu için yürümeye devam ettim. Kaldırıma da çok az bir şey kalmıştı. Bir anda sadece sol tarafımdan vurulduğunu hissettim. Ve ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Yani vurdu. Şimdi Başak şöyle söyleyeyim. Bence sana vurmadı, seni savurdu. Sana vursaydı paramparça ederdi. O hızla gelen bir araba. Yok, sol tarafımdan vurup beni ortada... Ya aynası vurdu, ya tamponun kenarı hafif değdi. Çünkü hayır, arabanın kenarı değil, kenarı vurmuş şey. Zaten. Beni kenarı vurup, kenarından vurmuş zaten. Hani böyle araba direkt gelip beni vurup da değil. Ama benim şansım şu olmuş, ben hatırlamıyorum tabii. O anda hiç insan şey yapamıyor ki, bilincim tabii gitti ki. Yani. Tam kaldırıma da yakın olduğum için, yani yola kaldırıma yakınım, çimler var ya... Vadi İstanbul'un orada orta refüje için. Evet, evet, evet.
zaten savurduğu gibi ben vurduğu anda savrulmuşum ve direkt çimlerin üzerine düşmüşüm. Asıl en büyük şey. O da çok büyük şans senin için. Aynen öyle. Ama tabii çirkin olan şey insanlıktan ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Ben bir kediye köpeğe dahi vurulup gittiğildiği zaman o kadar tepki gösteriyorum. Ne kadar vicdansız olduk diye. Adamın umurunda bile şimdi, olmadı. Beyefendi ya da hanımefendi kimse vurdu kaçtı gitti yani. Şimdi bakın bu bir cinayet teşebbüsü. Tabii. Niyet cinayet teşebbüsü. Sen o sırada ağır yaralı olabilirsin. Aynen. Hastaneye yetiştirilmek zorunda durumda olabilirsin. Birincisi zaten en büyük ceza yani o trafik kazalarındaki verilen en büyük ceza vurup kaçanları. Tabii. Tabii. Kesinlikle. Vurup kaçanları. Yoksa çünkü, insandır bu kaza evet, yaparsınız bir şey gelir başınıza. Şimdi bir araba niçin vurup kaçar? Bence iki sebepten dolayı vurup ya alkollüydü dedi polis ya da ehliyeti yok dedi. Alkollüdür. Alkol cezası katmerli geleceği için. Katlayacağı için ya da ehliyetsizdir. Babası araba kaçak da olabilir dediler. Çalıntı olabilir. Çalıntı her türlü şey yani aslında daha çok şüphe ucu çekti. Şey mutlaka yasal olmayan bir tarafı var olayın. Nedene dayanıyor. Evet. Aynen. Tabii bu arada sen heyecandan anlatmayı da unutuyorsun. Kulağındaki kulaklıktan bahsediyor. Aa evet mesela ben işte motosiklet binen kaskları olmadığı zaman çok kızıyordum insanlara. Kaskları nasıl takmazsınız yani? Sıcak diye takmıyorum diyor arkadaşlarım. Yani sıcak diye takmamazlık edemezsin. Kafatası biliyorsunuz Elif Dağ Deviri'nin kocası kafasındaki kas sayesinde ölümden dönmüştü. Ve kas bildiğiniz paramparça olmuş ve adamın kafatasında bir darbe yok. Ve kafatası en önemli şey yani. Tabii. Bana da söylediği doktorun kulaklık vardı ve içi sünger olduğu için o çarpmanın etkisiyle yere çakıldığım zaman ben o kulaklığın şeye yere düştüğünde yani vurmasını yere o şekilde hızla kafanı çarpmanı engelleyecek ki. Yumuşatmış yani ve darbeyi yumuşatmış. Ve rapora şunu yazdı Savaş Bey aslında doktoru bunu polise söylemiş. Ben tutanağı okudum. Benim sol tarafımda stent var. Eğer beni tesadüften olsan da hani izliyorsa eğer o hanımefendi ya da vuran kişiye şunu söyleyeceğim. Benim kafatası benim damarımın bir tanesinde ve sol damarımda stent var. Ve ben o vurmanın etkisiyle eğer benim o stentim oynama olsaydı o stentimde en ufak bir oynama, yerinden çıkma, herhangi bir darbe alsaydı çok açık söylüyorum ben şu anda yaşamıyordum. Çünkü o direkt olarak stentin yerinden oynaması demek, damara direkt kan atması demekti ve pıhtı atmasıyla ben çok kötü durumda. En büyük şeyim dedi bana doktorum, çok şanslı olduğum şey kulaklıkla yere vurmamın şeyinde kulaklığın beni korumuş olması. Sadece kulağımın içinde kanama olmuştu. Ona müdahale ettiler. Bir sıkıntı yoktu. Ama sol tarafından ne olacağını düşünemiyorum yani. Sabah vallahi, haberim bence geliyor. Bence verilmiş sadakaları varmış. Aynen öyle. Aynen. Allah korumuş. Evet, evet. Çünkü bu senin anlattığın kazanın şekli sonu kötü. Cinayet. Tabii. Sonu kötü yani. Tabii, onu Allah özellikle seni bizlere bağışlamış, sevdiklerine bağışlamış. Teşekkür ederim. Çok Nucina, geçmiş olsun. Hasarları söyleyebilir misin? Hasarımı söyleyeyim. Bileğimde kırağa yakın çatlak var, diz kapağımda çatlak var, kolumda dokuz edilenmesi ve sinir yıpranması var. O yüzden sol şu parmağımı ancak bir süre sonra bakacağız dedi doktor, hareket ettiremiyorum. Kafatasımda şey değil, yani kafamda dokuz edilenmesi var ama o da çözülebilecek bir şey değil. Omuzum çıkmıştı bu arada, omuzumu yerine yerleştirirken, hakkımı helal etmiyorum o insanı. Omuzum yerine yerleştirirken nasıl acı çektiğimi size kelimelerle anlatamam. Hani bir de ben acı eşiği çok yükseğimdir ha, böyle çığlık atmam, bağırmam, olay çıkarmam. Ama bu arada gittiğim hastanede yan tarafımda yatan bir kadının böyle eğitimsiz, kültürsüz insanları nasıl buraya alıyorsunuz diye çıkardığı bir de engame var, kavga var benim için bu arada. Onu da söyleyse kaburgamda, arkada iki kaburga, önden de bir kaburgada çatlağım var. Ya ben orada ölümle, hani hakikaten ölümle burun buruna gelmişim. Burnumdan kan geliyor, kulağımda kan var. Ağzımda kan var her şeyden önemlisi. Çünkü çarpmanın etkisiyle bir şeyler kanıyor yani. Onlar da hiç kanama mı var diye müdahale ediyor. Doktor benle ilgileniyor. Hanımefendi de diyor ki gripim, boğazım şiş, nefes alamıyorum. Neden benle ilgilenmiyorsunuz diye olay çıkarıyor orada. Yan tarafımda yatıyor bu arada Savaş Bey. O kadar şey çıkıyor. Ben de döndüm dedim ki o kadar kötüyüm ki zaten bilincim yeni yerine geliyor. Dedim ki ben bu haldeyken sırf nefes alamadığın için bunu nasıl söyleyebilirsin? Bak ben o kadar gerginim ki şu anda dedim. Hakikaten o burundan nefes almanı, hani burnun kapanmış başka elinden nefes aldıracağım. Lütfen sus. Kulağımın dibinde o kadar bağırıyorsun ki kendime odaklanamıyorum. Doktor da sakin olun diyor bana ama iyi değilim zaten.
Ya sırf grip olduğun için bu engameyi nasıl çıkarıyor? Bana döndü dedi ki ben neden bu hastaneye ekstra para ödüyorum? Böyle insanlarla muhatap olmamış. Kültür seviyesi düşük dedi bana. Bana söyledi. Fotoğrafını çekseydin. Aa, o sırada telefon mu var? Dağılmışım zaten. Kültür seviyesi düşük dedi. Ben de dedim ki siz bir psikoloğa gidin bence. Hakikaten psikolojik tedavi etti. Ben sizin nasıl şu anda bu havayı teneffüs ettiğim için kendime inanamıyorum. Doktor dedi ki hanımefendiye kendinize gelin dedi. Peki bir başka soru. Bu işin maliyeti ne oldu sana? Bana çok yüksek oldu. Çünkü lüks bir hastaneye... Yani standart devlet hastanelerinin verdiği, çok yasal zorunluluk olarak verdiği malzemelerle sen olsaydın... Bir alçı yapıldı bana Savaş Bey. Alçı yapıldıktan sonra dedim ki sabaha karşı alçı beni o kadar rahatsız etti ki, o kadar kaşınıyor, sıcak bastı, iyi değilim zaten. Dedim ki bu alçıyı çıkarın. Dediler ki Amerikan şeyler var kullanabileceğimiz rahat ama onların bedeli çok yüksek, karşılamıyor sigorta dediler. Hiç umurumda değil dedim ya, ben bu sıcakta bununla hareket edemeyeceğim. Neyse bedelini ödeyeyim dedim. Ve şöyle söyleyeyim size, sadece şu görmüş olduğunuz şey, bir de evimde kolumu böyle tutmamam gerekiyor. Bir de askım var. O askı da large olduğu için, large beden olduğu için tutmadı. O da arabamda duruyor, değiştireceğim. Emin olun şu kadarına bile şu anda yaklaşık olarak ciddi anlamda bir servet ödediğimi söyleyebilirim. Ne kadar? Ben şunların tamamına ve bu sadece kolumla birlikte, bir de kafam için var evde kullandığım, toplamına 1.700 lira sadece bunlara para ödedim. 1.700 lira. Peki acil servise gittin tabii. Acil servise gittim. Para aldılar mı? Tabii, tomografi çekildi. Hayır. Filmler çekildi. Hiçbir kuruş, bir kuruş ödememen gerekiyor. Acil servisten girilen... Hayır, bir dakika, bir özel dinleyelim sağlık o zaman, sigortam karşılıyor zaten. Sağlık sigortamdan aldılar. Sadece aradaki bir fark vardı, onu ödettiler. Sağlık bana. Sigortana bile almamaları. Sağlık yani. Sigortandan bile alamazlar. Onlar da şöyle bir gerekçe sundular. Ben bunu biliyorum, biliyorsunuz beyin kanaması geçirdiğimde benden 10.000 TL gibi bir para istedi o özel bir hastane. O zaman da benim genel yayın yönetmenim, ölmek üzere olan bir çocuğum var. İşte zaten ölmek üzere olduğu için o parayı önden almamız gerekiyor dediklerinde. Biz bununla ilgili şey yaptık. Devlet belli hastanelerde bu yükümlülüğü kaldırdı dediler. Biz bunu yapmak zorunda değiliz. Yalan söylemişler. Yalan söylemişler. Yalan söylemişler. Türkiye'nin hangi hastanesi olursa olsun acilden giriş yaptığın takdirde senden 5 kuruş para alamaz devlet. Şey, hastane. Asla ve asla. Tabii. O yasal zorunluluk. Bunu ben şeyle bunu konuşacağım. Çeşitli bahanelerle, dümenlerle, bak dümenlerle. Dümenlerle. Diyor. Gerçekten ben dümenlerle, de başıma gelen bir olayı anlatayım. Bunu para haline dönüştürüyorlar. Hatta bir grupta şeyle sağlık sigortalarıyla kavga ediyorlar. Özel sağlık tabii, çünkü tabii. Sağlık sigortası da aynı şeyi söylüyor onlara. Kavga ediyorlar. Oradan yüz bulamazlar da hastaya dönüyorlar. Bir şekilde tahsil etmeye çalışıyorlar. Edemezlerse lanet olsun diyor, defol diyorlar ve sizi paketleyip dışarı atıyorlar. Hikaye bu. Şimdi benim başıma geldi. Kızım baş dönmesinden dolayı böyle bir düştü falan evde. Sonra ben onu acilden hastaneye götürdüm. İşte dediler şu kadar para. Kızımın da sağlık sigortası var aynı şekilde. Acilden girdik dedim. Hayır. Ama işte dedi işte vertigo bilmem ne falan filan. Siz acilden giriş yaptınız mı? Yaptınız. O zaman bitmiştir konu dedim. Böyle deyince hiç seslerini çıkaramadılar. Yani biraz sert çıkınca asla seslerini çıkaramıyorlar. Ama işte tabii insan o sırada kendi canıyla meşgul olduğu için, bir de ben hep yalnız olduğum için hani belki yanımda bu konularla ilgili birisi peki olsaydı. Sen, ya bir şey ödedin mi? Tabii ki ödedim Nurcan abi. Hayır, bunların dışında. Şimdi bak, hayır, bunlar farklı. Bunlar... Hayır, bunlar değil canım, tedavi için. Arada fark diye benden para aldılar tabii ki. Alamazlar. Yani. Tamam, bunu şimdi ben çıkınca sigorta şirketimle görüşeceğim tabii ki. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle ben bilmiyorum. Görüş. Nereden bileyim ben? Bu Türk halkının bu konuda gerçekten bilgilenmesi gerekiyor. Biz burada magazin programı yapıyoruz ama her zaman söylüyoruz. Hayatın kendisini konuşuyoruz. Hayatın kendisini konuşuyoruz. Hayatı yani. Konuşuyoruz. Onun için arkadaşlar, böyle bir hastaneye acilden giriş yaptığınız zaman asla ve asla para ödemek durumunda değilsiniz. Hiç kimse sizden bu parayı tahsil edemez ama etmeye çalışacaklardır. Lütfen uyanık olun, haklarınızı bilin. Asla da 5 kuruş para ödemeyin. Acilden giriş yaptıysanız eğer. Evet. Yani sizi hastane o acilden kabul ettiyse. Evet Savaşçığım. Evet derken
aslında bakarsanız çok sık konuştuğumuz gündemdeki maddeler var. Var tabii. Mesela Demet Şener'i konuştuk, Zerrin Özer'i konuştuk birkaç gün. Evet. Zerrin Özer'de yeni bir gelişme var mı? Zerrin Özer'de yeni bir gelişme var. Aslında ben dün burada yayında söyleyecektim. O gün, bir gün önce ben Kemal Aslan'la beraberdim. Kemal Aslan, Zerrin Özer'in avukatıyla görüşüyordu. Zerrin Özer'in talebi üzerine... Gene de ilk defa veriyoruz. Yani dün söylemeyi unuttum ama şu anda da Türkiye ilk defa tabii. bizden duyuyor bu haberi. Zerrin Özer, Murat Akıncı hakkında savcılığa emniyetten elemanlar geldi evine. Zerrin Özer'in evine emniyetten elemanlar geldi. Tutanak tuttular ve Zerrin Özer koruma talep etti. Yalnız, yaklaşmama kararı talep etti Murat. Peki uzaklaştırma kararı almış mı? Uzaklaşma kararı için müracaat etti. Dün değil, evvelsi gün, gece saat 10'da falan ben Kemal'le beraberdim. Bu avukatla görüşüldü. Emniyetten insanlar gittiler, tutanağı tuttular. Peki, o zaman soruyu sana sormak lazım. Tabii. Şimdi Zerrin Özer böyle bir şey talep ettiyse, o zaman talep dilekçesine bir şey söylemesi lazım. Tehdit ediliyorum, hayata endişe taşıyorum. Beni tehdit ediyor. Bana saldırdı. Hangisi? Şimdi bu kamuoyu ilgilendiren ve kamuya açık yaşanan bir olay olduğu için sadece olayları anlatması bir savcının karar vermesi için yeterli. Yani illaki ben seni öldüreceğim, ben seni asacağım, keseceğim demesi gerekmiyor. Ama uzaklaştırmayı şeyi müstakbel kocasına vermiyor mu? Kamu, evet, müstakbel kocasına veriyor ama kamu bu konuda şikayetçi olmasa dahi karar verme hakkına sahip. Benim çünkü olayları görüyorlar. Benim bildiğim şikayeti tabi o iş. Bu buradan... Evet değil mi ya? Ben de öyle biliyorum. Benim bildiğim kadarıyla da yani Zerrin'in kendisinin başvurması gerekmiyor mu kocam? Benim? Zerrin zaten başvurdu. Ha, kocası için mi başvurmuş? Tabii kocası için başvurdu. Abi ne oldu da peki ya. Kocası arkadaşlar için, bakın bu çok önemli ya. Evet ya, 2 gün içinde aynı evde yaşıyorlar peki? Dendi. Hatta birlik görüşüyorlar dendi. Kemal de mesela yumuşak konuştu, evet, farkındaysan. Evet ne oldu peki, bir şey mi oldu? Bir şey oldu. Bence ya, birisi ya Zerrin, dün hastaneye kaldırıldı. Ya Zerrin çattı. Murat hastaneye kaldırıldı. Hayır, işte ben size söyleyeyim, bence... Murat hastaneye mi kaldırıldı? Tabii dün Murat hastaneye tekrar kaldırıldı. Dün değil, evvelsi gün kaldırılmıştı. Tekrar mı kaldırıldı? Yok, dün Zerrin değil. Zerrin tamam, değil, Murat kaldırıldı. Tamam, dün değil, evvelsi gün ne kaldırılmış. Ne diye kaldırılıyor hastaneye? Ben bilmiyorum. EKG falan çekilmiş. EKG falan çekilmiş. Kalp spazmı geçirmiş ona. Kalp hikayesi. Evet, ama şey yani işte strese bağlı falan diyor. Bence Zerrin'in üzeri muhtemelen Murat'ın tarafından yakın olan birileri çok ciddi anlamda elinde donelerle bu adamın tehlikeli olduğunu söylediyse eğer, bu adamın ona zarar verebileceğini dikkat etmesi gerektiğini, önlem alması gerektiğini, eğer avukatı da bu konuda onu biraz telkin ettiyse, Zerrin bence gel biz bunu bir şey avukat yapalım. Avukat İffet Hanım mıydı neydi? Vallahi. Arkadaşlar yani muhtemelen, peki bu kadar... Ama tuhaf bir durum kadar, yani, çok tuhaf. Bence komple teorisini ufalttınız. Biraz daha genişletin. Ben de Ali Sunal gibi oldum. O da öyle yapıyor. Arkadaşlar zile basıyor. Aynen. Bunu bir daha oynayın. Aynen. Şimdi peki bir dakika. Komple teorisi var. Birisi uyardı bilmem ne evet. filan. Bunu biraz daha genişletin. Ne olabilir? Ya ben şimdi çok komple teorisi üzerinden gitmek benim yani gazetecilik tarzımda çok ama fazla sonuç, yok. Ama sonuçta bir şey ama var. Işte şikayet var. Ben. Yani sonuçta koruma talebiyle şikayet var. Tabii var. Var. Onu benim yanımda diyorum yapıldı. Yani o işte ben de sana diyorum Kemal ki Aslan, ilk el bilgideki sonucun içini doldurmak için baktığınız zaman bir, bak komple teorisini ben büyütüyorum. Bir, Zerrin adama saldırmış olabilir. Sen nasıl böyle bir şeyi beni muhatap edersin diye. İki, adam buna sert çıkmış olabilir. Değil mi? Beni şey üstüne yürümüş olabilir. Evet. Muhtemelen orada darp değilse belki de darp olmuştur bilmiyoruz. Öyle bir şey yansımadı. Muhtemelen orada sözlü, bol bağırışlı, çağrışlı ki Zerrin üstlerde yaşıyor biliyorsun. Üst perdeden yaşıyor. Bir şey olmuştur. Zerrin durup dururken gidip de bence yani ya. O mazlum görüntüsünün altında gidip de şeye başvurup, savcılığa başvurup ya da polise başvurup bana koruma verin demez. Evet, bir şey var orada. Bir gariplik var. Bir gariplik var arkadaşlar. Bu şey ne cevap vereyim ben buna? Ne demişti? Ne? Mutlaka bir şeyler oldu ama ne olduğunu bilemedim. Öyle demişti biliyorsun. Siyasette fenomen evet, olan bir şey. Siyasette fenomen olan bir laf. Mutlaka bir şeyler oldu mu ama ne olduğunu bilemedim diyor. Yani şimdi aslına bakarsanız biz şimdi sorgulamalı gazetecilik yapıyoruz. Yalan evet, mı? Evet, doğru. Aklını emrettiği şeyi soruyoruz. Bunu işte sormuyor arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım. Hayır, halkla sorsalar bir aslında ortada o kadar çok haber var ki. Tabii canım. Evet. Yani
Biz mesela dün Cengiz Semercioğlu'nun lafını tartıştık. Şimdi görüşler farklı olabilir. Ama sonuçta orada sorgulama var arkadaşlar. Aynen öyle. Bir olayı sorguluyorsunuz, bir resmi sorguluyorsun, bir duruşu. Bazen yüzüne bakıp demiyor muyuz? Ya bunun yüzünde yüzü başka bir şey söylüyor, evet. Vücudu başka bir şey yapıyor. Mesela biz orada kız çocuğuyla erkek çocuğunun duruşlarından sonuç çıkartmaya çalıştık. Evet, olaya gösterdikleri tepki farklılık gösteriyordu çünkü. Aynı şekilde doğru. Yani ve hele bir görüntü olunca elde bunu konuşmak çok daha kolay oluyor. Peki bundan yani. Zerrin Özer'e reklam çıkar mı? Reklam payı çıkar mı? Çok. Çıkar mı? Tabii ki çıkar. Ne olur? Bence çıkmaz. Yani niye gündemde kaldı o kadar uzun bir süre? Ya gündemde kalmak, Zerrin Özer gibi sanatçılar, birisi için gündem lafı yanlış bence. Bak şimdi Zerrin Özer gibi sanatçılar bunlar. Evet, onlar klasikleşmiş yani. Gerçekten marka olmuş. Bakın ünlü olmak başka bir şey, marka olmak başka bir şey. Başka bir şey, evet. Yani bugün her mesleğin markaları var. Şimdi mesela size bir örnek vereyim. Adam 15 senedir konser vermiyor. 15 senedir albüm yapmıyor. 15 senedir yılda bir kez konsere çıkıyor açık hava tiyatrosunda. Biletleri günler önceden bitiyor ve 3 senedir de ikinci konser tekrarlanıyor. İlhan Eren diye bir adam var. İlhan Eren. Ya bu benim adam marka. Çok iyi arkadaşımdır. Benim de çok iyi arkadaşımdır. Hakkında iyi haberler duymuyorum. Onu sonra seninle konuşalım. Öyle mi? Evet. Mesela bu adam marka. Anlatabiliyor muyum? Sen İlhan Eren'i şimdi Zerrin Özer de bir marka. Hatta Zerrin'e zor. İlhan Eren'i hatırlıyor musun? Ay tabii hatırlamaz mıyım? Sesi de çok ama güzeldir. Ama tepki vermedim. Bak gene vücut lisanını konuşuyoruz. Evet. İlhan Eren'e tepki vermedim. Niye? Vermedim. Neden biliyor musun? Kaburgam bir anda çok şey yaptı da. Kendi acıma düştüm ya, şu anda çünkü yani. Kusura bakmayın. Gülüyoruz ama aslında. Ay, evet yani tabii. Şu anda çünkü evet. Hani tam affet böyle eğildim. Yani o konuda helal et hakkını. Bir bakayım derken bir anda bir battı kaburgam. Ben İlhan'dan koptum şu anda yani. Kendi canıma düştüm bir şimdi anda. Şimdi söylemek istediğim şu Başak. Evet abi. Zerrin Özer gibi, İlhan Eren gibi insanlar marka. Doğru. Hatta. Ben bir adım daha ileri gideyim. Zerrin Özer, Zerrin Özer pop müziğinde bir ekol. Doğru. Şimdi arkasında ekol demek, arkasından bir takım insanları da sürükleyen, doğru, ve kendine benzetmeye çalışan insan demek bir anlamda. Mesela Zerrin Özer'in arkasında kimler var? Mesela Işın Karaca var. Evet. Mesela Linet var. Funda Arar var. Funda Arar var. Hep Zerrin Özer ekolünden şarkı söyleyen insanlar bunlar. Evet. Mesela Türk sanat müziğinde de ekolleri vardır. Mesela herkes yanlış bilir. Zeki Müren ekol değildir. Zeki Müren Müzeyyen Senar ekolünün bir temsilcisidir. O daha çok Bülent'in değil mi? Hayır, ikisi de. Her ikisi peki de. Yani ben bunu Zeki Bey'in ağzından, rahmetlinin ağzından duydum. Dedi ki ben Müzeyyen Senar ekolünün bir temsilcisiyim. Ha. Üç tane ekol var. Münir Nurettin Selçuk ekolü, Müzeyyen Senar ekolü ve Bekir Sıtkı Sezgin ekolü. Safiye Aylık'ın Ahmet Özsanlar ekolü gibi sanatçılar da Bekir Sıtkı Sezgin Safiye ekolü. Safiye Ayla kimin ekolü? Safiye Ayla. Safiye Ayla sanıyorum Bekir Sıtkı Sezgin ekolü. Mi? Ben çok bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama Safiye Ayla da tabii çok niye aklıma geldi başlı başına bir şey ama bir ekole dahil değil o. Ben Safiye Ayla ile röportaj yaptım biliyor musunuz? Şaka ben de yapıyorsunuz. Ben de yaptım. Yani Atatürk'ün onu perdenin arkasından dinlediği doğru mu Savaş Bey? Bilmiyorum ama bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben röportaj yaptığımda herhalde 1982 filandı. 82 yılında. Almanyalı bir şarkıcı arkadaşım vardı benim. Bu arkadaşım bir gün telefon açtı. Dedi ki ya Savaş bir şey söyleyeceğim dedi. Safiye ile dedi Almanya'ya geldi dedi. Dedim ki hayrola ne oldu ki? Yani niye haber veriyorsun? Almanya'ya gidebilir, başka yere gidebilir. Ki o zaman da artık konser falan vermiyor. Bazı programlarda, televizyon programları, yani TRT'nin programlarına çıkıyor. Davet ediyorlar, program yapıyor falan. Öyle bir tarzı vardı kadın. 82'de zaten özel televizyon yok. Yani yok. Sadece TRT var. TRT var, TRT. TRT'ye çıkıyor işte. Ya dedi buraya dedi estetik olmaya geldi. Dedim ki ne estetiği? Dedi buraya estetik ameliyat olmaya geldi. Öyle mi dedim? Peki dedim bilgi verir misin? İşte ben sana dedi geçerim bilgileri. Neyse bilgileri geçti. Ben Safiye Hanım'ı aradım. Türkiye'ye döndü geri. Hatta hiç unutmam şeyde Levent'te bir villada oturuyordu. Onun en yakın arkadaşı da Sermet Erkin'dir. Bu illüzyonist Sermet Erkin bilirsin. O da iyi bir adamdır. Çok çok. Ve Safiye Aydan'ın bir numaralı müridi'dir yani. Çok ilişkileri iyidir.
Gittim Safiye'yle işte konuştuk sanattan, sanatçılıktan vesaire. Dedim ki ya Safiye Hanım bir şey soracağım dedim. Siz dedim niye estetik ameliyatı oldunuz dedim. Aa dedi sen dedi nereden biliyorsun bilmem ne. Tabii biraz düzelmişti Türkiye'ye geldiğinde. Yani onu dışarıdan çok fark etmeniz mümkün değil. Ama yaptığı estetiği fark ediyorsunuz. Yani bir şeyler değişmiş. Yani kaporta biraz düzelmiş öyle diyelim. Allah rahmet eylesin. Yani hakkını yiyorsam da affetsin beni. Kaportayı düzeltmiş güzel biraz. Bir kadın değilmiş zaten fotoğraflar. Ya elbette güzel ama bir kadın değilmiş. Bak dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Sen bunu haber yaparsın yapmazsın bilmem. Ama bir şey söyleyeceğim dedi. Ben dedi sanatçıyım. Ben sanatçı olarak dedi. Her zaman kendime dikkat etmeliyim dedi. Kaç yaşında olursam olayım dedi. Benim dedi seyircilerime karşı bir sorumluluğum var dedi. Dedim ki haklısınız. Bu aynı lafı ben kimde duymuştum biliyor musunuz? Mine Mutlu'da, Belgin Doruk'ta duymuştum. Belgin Doruk'a bir gün telefon açtım. Dedim ki Belgin Hanım size dedim röportaj yapmak istiyorum. Dedi ki Savaş Bey sizi severim ama yapamam dedi. Dedim niye? Çünkü ben dedi şişkoyum dedi. Kadın direkt bunu söyledi. E ne olacak dedim. Şişman olmak dedim. Yani belki bir tecelli gibi gözüküyor ama dedim hayatın gerçeği dedim. Hayır dedi. Siz dedi öyle görebilirsiniz. Ben evimde dedi tavanlara ne astım biliyor musunuz dedi. Tavanlara yazılar, dövizler asmış. Şişko patates, yuu yine mi şikolaştın? Niye sen bu kadar şişmansın bilmem. Dedim ki bunu niye yaptınız? Bu dedi psikolojik baskı için yaptım. Kendime dedi psikolojik baskı yapıyorum dedi. Zayıflamam için dedi. Hem sağlığım için hem de dedi insan içine çıkmak için dedi. Peki dedim niye insan içine çıkmıyorsunuz? Yani niye medyaya röportaj vermiyorsunuz? Bütün sebep dedi şu dedi. Belgin Doruk dedi Türk filmlerini insanlar izliyor. Onların hayallerini yıkamam dedi. Tabii. Ya. Bir imaj var. Ve o hayalleri yıkamam dedi. Evet. Şimdi şu anda bir mail düştü önüme. Onunla ilgili gündemimizde yok ama ben bir açıklama geldi. Serenay Sarıkaya'dan bir açıklama geldi. Ha, evet okudum. Şu anda mail şimdi düştü. Şimdi okudum en azından. İnanmayacaksınız ama yalnızım ve çok mutluyum. Siz hakkımda her gün aslı astarı olmayan saygısız ve hadsiz haberler uydurmaya devam ederken ben genç bir kadın olarak yapılan saldırılara rağmen hala ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum. Yok artık. Bu kadar da değil. Buna kimse inanmaz derken siz algı yönetimi ile ismimi karalamaya ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymamaya devam ediyorsunuz. Gelinen nokta inanılır gibi değil. Saygı ve anlayış rica etmiştim sizden. Ancak bunu hala bu zamanda başaramıyorsak ben de gerekeni yapmak, hakkımda çıkan bu gerçek dışı dayanıksız ve çirkin dedikoduların haberleştirilmesi karşısında hukuksal süreci başlatmak zorundayım. Bundan sonra duruşum bu yöndedir bilgilerinize. Aferin. Şimdi bunu niye yaptığını biliyor muyuz? Nurcan'cığım bir rica etsem o mantıratörünü uzaklaştırır mısın mikrofonundan? Şöyle mi? Ses evet. Mi geliyor? Ha, süper. Tamam peki. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkürler. Evet. Ben de bana olan sevginizi yazdınız sandım Reji. Okuyordum ben de ne yazdınız evet, diye. Evet. Bu haber sizce bu açıklama niçin yapıldı? Çünkü ayrıldığından beri erkekler kadınlardan ayrıldığı zaman nedense hep kadınların üzerinden sürekli bir sevgili hikayesi oluşturulur. Bunu kabul etmeniz lazım. Kadın ayrıldığı zaman bir yere gittiğinde niyeyse bütün erkekler o kadının peşinde olur. Bütün erkekler o kadınla birlikte olmak ister ve o kadın potansiyel herkesin beraber olmak isteyeceği bir kadın haline dönüşür. Ve dedikodular da genellikle hep kadının üstüne yoğrulur. İlk önce erkeğe yapılmaz bu. Mesela erkek dağıttı derler. İşte kızdan ayrıldıktan sonra kendini gecelere vurdu derler. Erkeğin elinin kiri diyorsun yani. Ya aynen öyle ama kadın boy ayrıldıktan sonra birisiyle temas olsun. Erkeğin sen. Listesine dahil olanlar diye liste yapılır. Ya evet. Çok çirkin şeyler de oluyor. Mesela biz kendimiz sosyal hayatımızın içinde, benim kendi gazeteci arkadaşlarım da bu çok kendi arasında dedikodu yapabiliyor. Yani senin birisiyle ayrılmış olman, yani yanında birisiyle eğlenmeye gitken, bizim kendi gazeteci arkadaşlarımız da magazini bizimle çok bulaştırıp konuşuyor. Bunun dedikodusunu da yapabiliyorlar kendi aralarında oturdukları zaman. Ama erkek çıktığı zaman kafa dağıtıyor oluyor, kadın çıktığı zaman aranıyor oluyor mesela. Ne çirkin bir şey bu. Evet. Peki. Sabah sence niye yaptı bu açıklamayı? Bir. Ben durumdan sonuç çıkartmaya çalışıyorum. Bir, Serenay Sarıkaya
hala geçerli malzeme. Kesinlikle. Bu onun için iyi bir şey. Evet. Kötü bir şey, niye kötü bir şey? Bu kadar ilgi de kadını sıkıyor. Ama her gün biriyle yazıyorlar. Tamam. Şimdi evli bir i̇kincisi, erkekle birlikte dediler. İkincisi, Serena Sarıkaya öyle bir kadın malzemesi ki erkekler tarafından yakıştırılabilecek, monte edilebilecek, gazeteci açısından söylüyorum. Monte edilebilecek güzel bir kadın. Yani pek çok insanın iç geçirdiğini, o iç geçirme lafına takıldığını biliyorum. Ben şey olarak, magazin dili olarak söylüyorum. İç geçirdiğini tahmin edebiliyoruz bu sonuçtan. Oh diye böyle. Bu sonuçtan tahmin edebiliyoruz. Üçüncüsü, gazeteci malzeme üretirken güzel bir kadın, hatta biraz ileri gidelim, seksi bir kadın. Bunun da yakıştırılabileceği erkekler olması gerekiyordu. Ben bir tane örnek vereyim geçmişten. Autuba'nın eski haberlerine bakın. Autuba pek çok adamdan hamile kalmış, kürtaj yapmış başlıklarını hatırlarsınız. Eski magazin haberlerini hatırlayın. Başrol oynadığı bütün filmlerde de ya başrol oyuncusuyla ilişki geliştirilir. Çünkü nedir oradaki olay? Bir kere gece eğlenmeye çıkmaktır, bara çıkmaktır ya da içkili mekana ya da film sahnesini ya da film sahnesi baz almaktır. Şimdi hadiseye böyle baktığınız zaman magazin mantığının çok da değişmediğini görüyorsunuz. Böyle bir klişe var bizim magazincilerin yok, kafasında. Yok yok, şimdi en azından artık öyle kürtaj mürtaj haberleri yapılmıyor. Yok yani o biraz daha iyileştik şimdi o klişe konuda. İyileşmedi. Yasalar daha sıkılaştı, daha zorunlu tuttu. Arkadaşlar yani. Geçmişteki o kürtaj hikayelerini bir kenara atalım. Çünkü artık o işin basit yönüne doğru çok, gidiyor. Çok. Basit yönüne doğru. Aynı tabii, fikir değil. Şimdi tabii. Daha böyle edepli. Güzel, daha edepli ama aynı minimalde. Aynı sonucu veren. En azından terimler değişti. Şimdi kadın da ona zaten itiraz ediyor. Diyor ki yani benim diyor diye sürekli birilerine yapıştırıyorsunuz. Ve evli bir erkekle. Ben bu kadar rahat bir kadın mıyım? Ya da rahat değilse bile benim ilişkilerimi bu kadar yazma sevdalı mısınız? Sen kim olduğunu biliyor musun? Yani o dedikodu diyelim artık. Dedikodu çünkü. Biz evet. Kanıtlayamadığımız her şey dedikodudur. Elbette. Yani şimdi şu açıklamayı biraz Kerem Bürsin'e dönüyor falan gibi haberler yüzünden yapmış. Bir ara yaptılar onu. Asıl önemli, ben altında şu mesajı görüyorum. Aba altında sopa göstermeyi görüyorum burada. Çünkü benim duyduğum Türkiye'nin en önemli futbol adamlarından biriyle beraberliği konuşuluyor şu anda piyasada. Peki yarın bir gün bu patladığı zaman, resmedildiği zaman, ortaya çıktığı zaman ne olacak o Serena Sarıkaya'nın şey lafları? Olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Nasıl olacak? Çok bugüne kadar i̇şte, çok çıktı abi. Eğer bu masa hala olacaksa sen konuşacaksın. Tabii. Başak konuşacak ya da ben tabii. Ya da Pınar Hanım konuşacak. Tabii canım. Doğru konuşacağız mu? Tabii. Masalarda konuşulacak. Bunu sen hafızasına, magazinciler hafızasına yazmıyor mu sanıyorsun? Tabii canım. Mutlaka yazıyor. Mutlaka tabii. Yazıyor ve yani bu işin, yani şu o kadar önemli bir insan ki bu. Bu bahsedilen kişi o kadar önemli bir insan ki Türkiye'yi yerinden oynatabilecek bir insan. Adını, o kadar da iddia ediyorum. Adını söylemiş oldum bir nevi. Yani bir nevi söylemiş oldum. Bilen bilsin, bilmeyen bilmesin. Ama bu bir dedikodu. Çünkü benim gazetecilik fıtratımda dedikoduya çok fazla yer yoktur. Ama şu açıklama geldiği zaman, işte bak geçen gün konuştuk biliyorsun. Bir karar aldı ve bize konuşma hakkı doğdu. Biliyorsun. Ekşi Sözlük'ten haberi kaldırma konusunda eğer ki şey olmasaydı. Girmiyor. Hayır. Şey olma, Ekşi Sözlük'ten kaldırma kararı almasalardı kimse, ben o haberi yapamayacaktım. Tabii. Kimse ama girmez. Madem o kararı aldılar ben o haberi yapıyorum. Şimdi ben bu haberi de söylemeyecektim. Çünkü benim fıtratımda dedikodu hiç hayatım boyunca olmadı. Gazeteciliğimde olmadı yani. Yapanları eleştirmiyorum. Yıllarca yan yana çalıştık. Sen Hafta Sonu Gazetesi'nde çalışıyordun. Ben Milliyet'in Hey Dergisi'nde çalışıyordum. Bizim fıtratımızda o dedikodu yoktu. Ama sen bu açıklamayı yaparsan o zaman işi yasallaştırmış ve resmileştirmiş oluyorsun. Cevap hakkı doğuyor. Cevap hakkı doğuyor. Tabii. İşi şu anda... O zaman da gazeteci... Şimdi bu açıklama benim önüme söyle. Şurada düşmeseydi ben bu açıklamayı yapmayacaktım. Yine de isim söylemiyorum. Bence ama Türkiye'nin de. En önemli kişisi diyorum. En önemli spor adamı diyorum. Daha ne diyeyim? Şansal büyük ama. Yok. Yok öyle o kadar. Çok yani düzgün o. Bir adamdır. Eğer o böyle bir şeye bulaşırsa var şu camiada artık erkekler olarak inancımı yitirecek. Hayatım spor adamı diyorum. Adam da spor adamı işte. Yok o spor Şansal yazarı. Büyük o. O spor yazarı.
Peki bir şey söyleyeceğim. Evli mi? Ya o zaman evli demek konuyu, çünkü kızın o en çok takıldığı konu. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Evet yani bu konuda bu konu. Adresi, ben sana yayından sonra söyleyeceğim. Adresi gitti o mesaj. Yayından sonra söyleyeceğim. Adrese, peki orada adama mı aba altından sopa gösteriyorsun? Güçlü bir adamla birlikteyim canınızı okur. Herkese gösteriyor. Herkese gösteriyor. Yani ben oraya dayanıyorum. Bak oraya dayanıyorum. Tabii. Görürsün. Herkese gösteriyor. Gibi. Herkese ay, gösteriyor. Demir öğrenme yoksa çatlayacağım sinirimden. Hadi sana söyleyeyim bey. Söylemeyeceğim. Tamam. Arkadaşlar o zaman çünkü... eğer böyle konuyu açarsanız o zaman medya dünyasında tabii. Haberlerde haber sunan hanımlarının problemlerini falan konuşursan tabii, bin tabii. Tane şey çıkar. Tabii. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Yani biraz geriye gidin. 2 ay öncesine, 3 ay öncesine bir sürü hadise yaşandı. 3 defa kovulan bir kadın 3 defa geri alındı evet, yani kanalına. Yani çünkü o skandalların ardı arkası kesilmez. Kesilmez. Kadın erkek ilişkisi ortaya çıkınca, kadın erkek yan yana gelince mutlaka bakın, skandal ben bu olayı, bir şey oluyor. Bakın bu söylediğim, isim vermediğim olayı yaklaşık 1 aydır biliyorum. 1 aydır ağzımı açtım mı burada? Hayır. Neden açmadım? Neden? Çünkü böyle bir açıklama gelmedi. Böyle bir açıklama bir insanları tahrik ediyor, 2 aba altından sopa gösteriyor. O sopa gösteriyorsa ben de çıkartır ona şeyi gösteririm, odun gösteririm yani. Peki. Hani hadi bu konuyu geçelim. Bence de. Zaten şu, gündemimizde olmayan. Yine 3-4 gündür konuşuyoruz. Ama zaten Serena Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in beraber olmayacağı, evliliğe gitmeyeceği belliydi. Kerem Bürsin, bak göreceksiniz Türkiye'den... Sen ilk günden beri söylüyorsun. Dedim ben size, ilk günden beri ayrılacak onlar dedim. Ve Kerem Bürsin de gidecek bir Türk kızı almayacak, onu söyleyeyim. Yani Kerem Bürsin'den zaten koca moca da olmaz yani. Onu söyleyeyim size. Kimse kusura bakmasın. Şimdi bak, bu masada bazen çatlak çatlak konuşuyorsunuz ama hep doğruyu konuşuyorsunuz. Vallahi ciddi söylüyorum. Ama Kerem böyle, Bürsin'den koca çat diye yani. Söylüyorsunuz. Çatlak derken o anlamda, çat anlamında söylüyorum. Çat anlamında, çatlak yani. Evet. Ya yani söylüyorum çat evet. Çat diye söylüyorsunuz, sonra bakıyoruz, aynen çıkmış. Daha geçen gün söylemiştik oluyor yani. O yüzden Kerem Bürsin'den ben de hiç kusura bakmasınlar, hiçbir Türk kızı da yanaşmasınlar. Öyle bir kadın olman lazım ki böyle çok large, rahat. Ya adam da pastanede karşılaştık Etiler'de. Ay inanamazsınız, Brad Pitt olsa ne yapacak acaba? İçeriye bir girişi var. 2600'lü simit alacaksın abi. Ya neyin havası bu ya? Nasıl İki girdi? Kuru pasta bir simit alacağız. Yani neyin havası bu? Başak nasıl girdi? Abi ben size söyleyeyim, Savaş Bey içeri bir girdi. Sanki dersiniz ki Hollywood yıldızı. Hani öyle bir Tiffany'ye falan ya markada söylüyor. Öyle bir mücevheratçıya girdik ki. Yani bir şey alacak hani böyle bir havayla. Abi simit ya. Neydi? Simit var orada. İçeriye girdi böyle bir havalarda falan böyle simitlere bakmıyor. Sanki dersin ki Alyans bakıyor. Abi simit ya. Neyin kafasını yaşıyoruz ya. Alacağımız 1,5-2 liralık simit yani. Olsun çıtırı olacak. Bol susamı olacak. Böyle bir havalarda çarpıştık biz zaten. Önüne baksana dedim ben buna ya. Bir önüne bak yani önce. Sinirlendim. O yüzden de kendi kendime şey oldum bir anda. O yüzden dedi bir simit alırken bu havadaki bir insan acaba dedim Çeşme'de Bodrum'da ne yapıyordur yani. Arkadaşlar şimdi gelelim şu Demet Şener'e. Ya evet yine Demet Şener. Yine çok konuşuyoruz. Ya. Kadını güzel meşhur ettik ama. İyi kullandı. Bu evlilik bu şekilde konuşulduğu sürece göreceksiniz. Bu evlilikten bir halt çıkmayacak. Peki bak, Cenk'e yarar mı bu? Bak, boşanacaklar. Arkadaşlar. Çat dedi. Çatlak ses evet. Çıktı gene. Çat. Bir şey söyleyeyim. Cenk'e yarar mı bu iş? Asla yaramıyor bence. Neden? Cenk'i kaybedecek bir şey yok ama ki. Ama yine de Cenk'e niye yarasın ki? Cenk'i kaybedecek bir şey yok ki. Tanınmak istese. Cenk bunu nasıl göze alarak evlendi? Ben Cenk'in gözünde sevgiyi gördüm. Konuşmasında aşk da yani. İnanın Savaş Bey o Demet'e bence aşık oldu. Ailesine çok peki, düştüm. Peki Demet aşık oldu mu? Ben Demet'le ilgili hala kaygılarım var. Üzgünüm. Var. Bu türlü atamadım bak, üstümden. Önemli olan nedir biliyor musunuz işte? Şüphe. Bak sen de şüpheleniyorsun. Ben de mesela Demet Şener'le ilgili bir sürü şey söylerken ben de şüpheleniyorum. Çünkü insanoğlu ya da gazeteci tabii ki şüphecidir ama inanmak ister. İnandığı zaman o lafın arkasında daha sağlam durur. Durur. İnanmadığı zaman şüpheli yaklaşır. Şimdi bak ben diyorsun ki ben emin değilim. Emin değilsen o zaman akla bir sürü şey geliyor. Yani Demet Şener bu evliliği niye yaptı ben sorusu geliyor. Şöyle hani insan uzun süre ilişkisinde yıpranıyorsa, değersizlik duygusu varsa, aldatılmışsa
kendini kadın olarak beğenilmeyen, istenilmeyen, zavallı biri gibi görüyorsa, kendisine olan kendi sevgisi bile azaldıysa başka bir adam. Çünkü İbrahim'le yaşadıkları kolay değil. Kadının 3 tane travması var. Bir, istediği çocuk elinden alınıyorsa ve kürtajsa. 2, aldatılma. 3 de boşanma. Emin olun bu 3 şey kadında ciddi tahribata sebep oluyor. Arkadaşlar, benim gördüğüm Cemal Şener çok güçlü bir kadın. Çok güçlü bir kadın. Çünkü bu kadar darbeye karşı hala mücadele... En doğru tercih çıktı çünkü. Bakın, ben doğru tercih ya da eriş tercih. Onu bir, hayır, onu hayır. Değilim. Ben aslında sizin aynı şeyi söylüyorum. Cenk Küpeli, İbrahim Kutlay karşısında işte bak ben nasıl bir adamla beraberim diyebileceği en doğru rol modeldi. O yüzden Demet'in bu evliliğine samimi göremiyorum. Hiç sıfır duyguda olduğunu inanmıyorum Cenk'e karşı. Tabii ki bir şey hissediyordur. Ama Cenk'in onun için göze aldığı şeyleri alacak kadar sevdiğine kalben bir türlü inanamıyorum. Cenk basket camiasından geliyor. İbrahim'den daha genç. Hiç evlenmemiş. Ne derler ona? Sapsız üzüm mü derler? Çöpsüz üzüm derler. Onun gibi bir ailesi çok iyi bir aile. Baba çok sporcu dünyadan geliyor ve hiçbir zaman bugüne kadar skandalları olmamış. Düzgün bir aile. O yüzden Demet için İbrahim'in karşısına çıkarabileceği en doğru rol modeldi. Şimdi bombayı Nurcan patlasın. Babayı söyle. Babası Türk basketbol tarihinin şu andaki en önemli yorumcularından bir tanesi. Öyleymiş, evet. Yeni öğrendim ben de. Avni Küpeli. Evet, öyleymiş. Ve işin ilginç tarafı Avni Küpeli, İbrahim Kutluay'ın da arkadaşı. Arkadaşıymış, evet. Ve işin daha da ilginç tarafı, işin aslında bomba tarafı, işte İbrahim Kutluay, işte bu resimde görüyoruz. İbrahim Kutluay, Avni Küpeli'yi arıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ben yandım oğlun yanmasın diyor. Hani çok bir türkü yanlış. Var. Ben yandım eller yanmasın diye bir türkü var biliyorsunuz. Çok çirkin. Sanıyorum keşke. Neşet Ertaş'ın galiba. Ama ben yandım oğlun yanmasın diye söylüyor. Şimdi keşke arkadaşlar, İbrahim Kutluay ben yandım sen yanmasın diyeceğine keşke şunu deseydi. Bizim Demet'le aramızda gerginlik olabilir, kötü şeyler yaşamış olabiliriz ama benim iki evladım ne olursa olsun Cem'le aynı evde yaşayacak. O yüzden lütfen oğluna, iki tane evladım var benim, onunla aynı hayat, aynı yaşamın içinde olacak. Çocuklarımın annesini üzecek, çocuklarımı üzecek, hiçbir şey yapmasın. Varsa niyeti eğer, gerçekten sevgisi saf değilse ve gerçekten çocuklarıma ve ne olursa olsun kavgalı da olsam çocuklarımın annesi. İstemem mutsuz bir evliliği olsun. Ben olsam onun yerinde keşke böyle bir ayar çekseydim. Ama bu ilişkide bunu beklemek çok zor. Çünkü arkadaşlar, bu ilişkide bu nikah ilişkide, görüntülerini ekrana getirir misiniz? Bir şey söyleyeceğim. Ben yapardım ya. Çünkü bu ilişkide... Ben yapardım. Hayır, bu şimdi, ilişkide her iki tarafta kesinlikle hep belden aşağı vurmaya çalıştı. Sabitleyin. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu görüntüye bakın. Anne baba yok değil mi? Yok, evet. Anne baba olsaydı nerede olurdu? Tabii ki gelinle damadın arkasında olurdu. Arkasında olurdu. Tabii. Arkasında kim var? Çocuklar var. Çocuklar var. O masa kaç santimetre karelik bir masa? Valla çok şey, hani formika yemek masaları var. Evet, evet. Hani açılır kapanır masa. Aynen, formika yemek masası. Öyle bir masa. Okey masası gibi ya, küçücük. Evet, küçücük yani, ya. Okey masası gibi. Şimdi, evet ya. Biz mesela ünlülerin düğünlerine bakıyoruz. Şamatası büyük oldu ama şeye bakıyoruz, nikah masasına bakıyoruz. Böyle bir ortam. Ha diyeceksiniz ki ya tamam yani her semtin nikah memuru, nikah masası, devletin masası. Devletin masası o. Tabii. Sonuçta. Tabii. Küçük olabilir, büyük olabilir. Yani burada niye ayrı? Şimdi, yani hadise şey anlamında söylüyorsun, mecazi anlamda devletin evet, evet, masası diyorsun. Yani içinde resmi bir işlem yapıldığı tabii, anlamda söylüyorsun. Resmi işlem yapıldı, tabii. Yani burada sonuçta, da şu oturduğunuz masada da nikah kılsa tabii, bu masa devletin masası olmuş oluyor. O anlamda aynen, söylüyorsun aynen, değil mi? Öyle, tamam. Aynen öyle söylüyorum tamam, sonuçta tamam, yani. Tamam. Sonuçta çünkü o tamam, resmi kurum yani. Tabii. Nikah akdini gerçekten resmi kurum. Şimdi hadiseye baktığımız zaman bu kadar şatafata, yani magazin diliyle söylüyorum, bu tabii, kadar şatafata tabii, olaya, bilmem neye, medyalara düşmeye, sonuçta böyle bir masa, böyle bir ortam ve içinde anne baba yok. Sonra babanın haberi çıkıyor, İbrahim Kutluay'la arkadaş olduğu, İbrahim Kutluay'ın evet, lafları çıkıyor, annenin babanın bir anlamda protesto ettiği çıkıyor ve çocuğun açıklamalarında annemi babamı tanıştıracağım. Daha yani şimdi bakın hadiseyi görüyor musunuz? Biz daha herhalde biz bunu bir ay daha konuşuruz tahmin ediyorum. Eğer her gün böyle kendilerini geliştirirlerse
arkadaşlar bize malzeme uzatırlarsa biz de konuşuruz. Doğru mu? Çok doğru, çok doğru. Yani burada çocukların tavrından anne babasının gelmemesine kadar her şeyi konuştuk ama her şeyi konuştuk. Ama işte gün geçmiyor ki bir belden aşağı, Başan dedi ya aslında haklı, doğru. Yani İbrahim Kutluay keşke öyle demeseydi, böyle deseydi diyorsun. Evet, ben de sana hak veriyorum yani ama... Kızgın da olsan, kavgalı da olsan. Bu artık şey, hani bir normal boks vardır biliyorsun. Boksun kuralları vardır. Belden aşağı vuramazsın, işte ayaklarını kullanamazsın. Ama bunlarınki artık belden aşağı vurulan Tayland dövüşüne döndü. Ben seni çözüm, ailemin büyük... Tay boksa dönüştü. Yani her şeyi serbest. Kaygısı da bu bence. Cem'in ailesinin en büyük kaygısı. Şimdi ben de açıkça söyleyeyim, Cem'in annesi olsam... İki tane yetişkin çocuğu olan ve sürekli kocasıyla nafaka için, para için, bir şey için sürekli gündemde kavga edilen bir ilişkinin içinde evladımı görsem, ben de şimdi anne olarak istemez miyim evladım? Ya yaşı büyük olmuş, küçük olmuş, bunda değilim. Ama problemsiz, sorunsuz bir hayatın içine gitmesini, problemsiz, sorunsuz bir hayatın içerisinde hani çocuğu olan bir kadın istemezdim. Açıkça söyleyeyim. Bakın ben ki çocuğu olmayan bir kadınım. Hani olmadı da. Olsaydı beni ailesi istemeseydi ki ben çocuğum olmadığı için bir de düşün. Kocama severek karşıma alıp seninle ayrılalım demiş kadınım. Herkes bunu anlayamıyor mesela. Benim arkadaşlarım ve çevremdeki herkes bana tepki gösteriyor. Bir insan çocuğu olmadığı için nasıl kocasını bırakır? Ben bencil olamam ya. Çünkü gelecekte bu bizim aramızda büyük bir problem olacak. Çünkü o genç bir adam. Çocuk isteyecek. Ailede tek erkek çocuğu. O yüzden birimizin fedakarlık yapması gerekiyordu. Ben ondan daha olgun olduğum için, hayatta çok büyük savaşlar verdiğim için, yaşamı deneyimlediğim için o fedakarlığı ben yapmak adına yaptım. O yüzden Cem de bu şekilde annesiydi, babasıydı, dedesiydi, öbürüydü, sorundu, problemdi. Çocuk çok yıpranacak, size söyleyeyim ben. Evlenmeden önce her şey çok tatlı gelir, kaybetme korkum vardır. Ama evlendikten sonra aynı evin içerisinde hayat yaşamaya başlayınca o iki çocukla ilgili sorumluluk, siz sanıyor musunuz İbrahim Kutluay'la sorunlar burada bitti? Bitmedi. Şimdi babaya her gittiğinde İbrahim mutlaka soracak. Cem size nasıl davranıyor? Evde nasılsınız? Cenk. Nasıl bir problem var mı? Mutlaka bunlar konuşulacak. Kesinlikle ve konuşulacak. Emin olun ki çocuklarla ilgili problem yaşanacak ya da, ve Cenk yorulacak. Ya da İbrahim Kutluay diyecek, sen niye Cenk kucağına oturdun? Senin baban benim diyecek. Yorulacak, çocuklar da yorulacak. İstemelen. Psikolojileri evet. Etkilenecek bu durumdan. Ya şimdi şu evlilikte şey lafı, Cenk Demet için gerçekten çöpsüz üzüm. Evet. Ama Demet Cenk için çöplü üzüm. Evet, yani Cenk'in çok yani bir defa meşhur, ağır bir yük. Meşhur, çocukları var. Problemli yaşı, bir adam bir de. Yani onun için ben de Başak gibi düşünüyorum bu evliliğin. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Ben de çok uzun sürmeyeceğini çok düşünüyorum. Çok üzülüyorum ama bence öyle oldu. Eğer sürdürülmeye çalışılsa bile ilk önce bakın ne olacak biliyor musun? İlk önce kendilerini baskılamaya çalışacaklar. Demet mahcup olmamak için. İbrahim'e bu kadar laf söyledikten ve bu kadar kendini mutlu gösterdikten sonra topluma mahcup olmamak için bu evliliği mutluymuş pozunda yürütmeye çalışacak. Ya ama işte o çöpsüz üzümü evlenmesi anne baba yani. Hayır Demet çöplü üzüm. Hayır çöplü üzüm. Demet de çöplü üzüm ama. Çocuk anlamında söylüyorum çocuk, ben. Çocuk çöplü üzüm. Evet. Demet için tabii. Onun için neyse Allah mutlu etsin ama ben de Başak gibi İnşallah, düşünüyorum. İyi dilek, iyi dilek tabii kesinlikle iyi yani niyetli çünkü, de. Hatta çocukları olsun, kardeş yapsınlar. Evet, muhtemelen yani belki de onu da yapabilir Demet. Çünkü siz Edwin Esponso ile evlendi diye açıklamıştık. Çocuk yapmayacaklar mı İbrahim Kutluay? Yaparlar mı sence? Vallahi Başak Hanım. Yapmak istiyor bence. Edwina'nın 3 çocuğu var. Tedavi de görüyor biliyorsunuz. Tedavi görüyor. O zaman evet. Biraz konuyu açalım. Niye yani tedavi görüyor? Şey Edwina'dan mı bahsediyorsun? Evet. Edwina'nın yok Edwina değil. İbrahim Edwina'dan çocuk istemiyor bu arada. Şey Cenk istiyor Demet'ten. Aha yani çünkü şey Edwina'nın 3 çocuğu var zaten tedavi yani. Tedavi niye oluyorlar? Çünkü artık 40'ın üstündeki her kadın tedavi oluyor. Çünkü bebeklerin sağlıklı doğmama riski var. Ben yaşadığım için biliyorum. Yani bebeklerin sakat ama doğurabilir. Doğurganlık 40 yaş. Doğurganlıkla problem yok ama çocukta o her kadına göre değişiyor. Var. Bazı kadın 25 yaşında bu özelliğini kaybeden evet, kadın doğru. Var. 50 yaşına gelmiş hala bu özelliğini devam ettiren kadın da var. Ya geçen birkaç sene önce Hindistan'da bir kadının doğum yaptığından bahsetmişlerdi. Kadının yaşını 70 olduğu söyleniyor. Tabii. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?
Hayır. Olabilir. 70 bence yaşında olabilir. Kadın eğer yumurtalıklarını dondurursa ama o çocuğun da sakat doğma riski, ya benim sakat doğma riskim bu yaştayken bu kadar yüksekken 70 yaşında bir kadının sakat doğurma doğumda işte ölme riski bile yüksek. Ama anestezi almaması. Haber ajansları yani. Geçti. Tabii, Hindistan'da bir kadın hatırlıyor musun abi? Biliyorum ama doğa gerçekten herkese eşit davranmıyor. Dediğim gibi bazısını annelik şeyini 25 yaşında elinden alıyor. Bazısınınkini işte 70 yaşında anne olan var yani. Ve bu da şeydi, benim bildiğim kadarıyla tıbbi bir müdahaleyle falan değil, dondurma falan değil. Yani doğal yönden anne olan bir kadındı bu. Menopoza giren bir kadın çocuk doğuramaz bu. Ama girmemiş, 70 yaşında gelmiş, tamam işte, girmemiş. Girmemişse de yumurtalıkları eskisi kadar sağlıklı değildir. O çocuğun sakat doğma riski, ben 7 tane heyete girdim artık bu konuyla ilgili, ordinarius oldu benim aldığım bilgiler. Hani olabiliyor, hamile kalabilir, bir mucize gerçekleşebilir. Doğrudur canım, doğru. Ama işte mucize o işte. Mucize. Yani Meryem Ana gibi bir mucize olmuş açıkça, tamam, söyleyeyim mucize yani. Ama 70 yaşında yoksa da demek ki. Yoksa mümkün değil. Hani 40 yaşında bir kadın neden kontrol altında? Ya Yüksel Aytuğ'u çok severim. 46-47 yaşındaydı eşi. Uzun süre çok büyük tedaviler gördü. Yani. En sonunda vazgeçtiler artık. Çünkü kadını çok hırpalayan bir şey bir de. Tuttu mu, tutacak mı, her ay gidiyorsunuz falan. Sonra bıraktı tedaviyi ve ben onlara koçluk yaptım. Dedim ki bırak tedaviyi. Bak, bıraktıktan sonra evren bir şeyi bırakırsan sana mucizeyi getiriyor. Zıtlık yasası var evrende, her şey karşılığını yaratır diye. Ve hamile kaldı. Bir yıl sonra kendiliğinden dünya güzelinde bir kızları oldu, evet, biliyorsun. Evet, çok teşekkür ederim. Ve 47-48 yaşında doğurdu karısı yani. Esin'in sınıf arkadaşıdır Yüksel. O yüzden biz iyi görüşürüz. Çok da şeker bir kızları var gerçekten. Allah bağışlasın. Bütün anne babaları, çocuklarını Allah bağışlasın. Bizler de dahil olmak üzere. Arkadaşlar bir son dakika bilgisi geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ zehirlenmiş. Hayırdır? Evet yani... biliyorum, hastaneye kaldırılmış. İshal teşhisi konmuş. Atı yüksek ateşle gitmiş ve şu anda bir virüs var. Bugün Cengiz Semercioğlu kızında da aynı şey olmuş. Dün gece de hastaneye kaldırıldı bu arada. Hastane Yaşar, haberlerini Başak'tan alıyoruz. Evet. Yaşar İpek hastaneye kaldırıldı dün. Onda da aynı şekilde ishal, mide bulantısı, aşırı terleme. Şu anda bir virüs var. Aynı şey şu anda benim ailemde de yeğenim. Rota virüsü olabilir mi bu? Korkunç bir virüs var. Yeğenim de dün gece hastanedeydi çünkü sabaha kadar. Bu dışarıdan yemek yemekle mi ilişki? Dışarıdan yediğiniz yemekle ya da dışarıdan yediğiniz yemekle şu anda gidip de aldığımız marketten aldığımız her şeyden de alabiliyoruz. Sebzeden de gelebiliyor. Etten, tavuktan da gelebiliyor. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken şimdi, bir dönem. Genelde, Kıvanç Tatlıtuğ midesi yıkanmış. Tamam. Genelde bu mevsim zehirlenme mevsimidir. Sebebi de şu. Özellikle tavuk. Geçiş mi? Özellikle tavuk ve şarküteri ürünleri. Hava çok sıcak. Evet. Ve atıyorum normalde yarım saat dışarıda kalan bir kıymaya hiçbir şey olmaz. Ya da tavuğa hiçbir şey olmaz. Ama yarım saat bu havada, bu sıcakta dışarıda kalıyorsa artık et kendini pişirmeye başlıyor ve bakteri üretiyor. Evet. O yüzden bu mevsimlere çok dikkat etmek lazım. Özellikle dışarıdan yenilecek yemeklerde. Mesela tavuk hiç yemeyin. Dışarıdan bak, tavukçular, tavuk hiç tavukçular yemeyin. Sana dava açacaklar. Açsınlar. Açsınlar abi. Yazın sıcakta tavuk yenmez. Yenmez. Ha. Tavuk non. Döner, tavuk döner de yenmez. Yenmez çünkü dip frizden çıkmış, ısıtılmış, şoklanmış. Onlar hariç ama arkadaşlar, normal... Arkadaşlar 100 tane, 1000 tane tavuk dönerci var piyasada. Yenmez abi. Yenmez yani, yenmez. Zaten bakın kışın 100 kilo takıyorlarsa atıyorum şimdi bir şeyci, yazın 10 kilo takıyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar ki bekleyen şey zehirlenme yapıyor ve işte bu Başak'ın da söylediği, senin de söylediğin, Kıvanç Tatlıtuğ'un da başına gelen, ben ne olduğunu şu anda bilmiyorum ama muhtemelen gıda zehirlenmesi. Zehirlenmiş ve midesi yıkanmış. İşte, midesi yıkandığına göre zaten zehirlenmedir o. İki tür şey olabilir. Hadi sana burada yardımcı olayım, biraz komplo teorisi yapayım. Ya intihar etmiş, ilaç içmiştir. Yok. O yüzden mide yıkanır. Hayır. Şimdi insanın niye midesi yıkanır? Doğru. Ya da zehirlenmiştir. O mikroplardan kurtarmak için mide yıkanır. İki şekilde mide yıkanır yani. Bugün Başak Hanım çok sessiz gördüm ben. Ya ama Başak ne yapsın? Ağrısı var bir kızın ya. Bir taraftan da doktorum yazıyor da rapor hazırlandığı doktorla için. Doktorla haberleşiyor musunuz? Evet.
Ama sebebini söyleyeyim, o benim kalmamı söyledi ve ben kalmak istemediğimi söyledi. Canlı yayına mı alıyordun? Yok canım. Polis, adliyeden gelen şeyler var. Onları söylüyor. Yani imzalamanız gereken şeyler peki, var. Peki bu alçak adamı ya da kadını vallahi kimse, kadın çıkarsa da hiç şaşırmam, şoförü, biliyor musunuz? Nasıl yakalayacak polis? Mobese kameralarından bakacak. Ama ben de size şunu söyleyeyim. Eğer o gün bana vuran kişi kaçtıysa ya ehliyeti yoktu ya da alkollüydü ya da arabada bir şey vardı. Ya muhtemelen yerine başka birini bulacaklar. Hani nereden bilecekler ki gelen kişi, net olarak kamera o kadar hızlıydı ki çünkü. Yani Türkiye'de neler oluyor Allah aşkına. Ama başka yani. Silsile yoluyla başka kameralardan daha yakın görüntüsünü tespit edebilirler. Evet, çünkü evet. Önce eşkal belirtecekler. Arabanın yani eşkal. Şimdi mesela senin orada vurdu değil mi? Senin oradaki kamerada diyelim ki görüntü yok ve net değil. 200 metre ilerideki kameraya bakacaklar. 400 metre ilerideki kameraya bakacaklar. İnşallah. 600 metre ilerideki kameraya bakacaklar. Yani onu bulurlar. O insanın gözünün içine bakıp bir iki tane şey söylemek istiyorum. Muhtemelen bulurlar. Yani kendisiyle karşılaşırsam söyleyeceğim tek bir şey var. Bazen vurduğun insanın sadece kendisine zarar vermiyorsun. Eğer bana bir şey olsaydı şu anda felç geçirip bütün hayatındaki her şeyi bana bağlamış 5 kişilik bir ailem var. Ve bütün umutları benim hayattaki. Benim benden gelecek telefona, benden gelecek haberlere, benim onlara uzattığım yardıma, her şeyi şu anda ailem. Ben ailesine bakan birisiyim her şeyden önemlisi. Sadece bana zarar vermeyecekti. Benle birlikte felçli bir babaya, özürlü bir küçük evlada ve aileme zarar verecekti. Yani bunu insan işte hani vurdu birisini, sadece birisi hayattan ayrılıp gitmeyecek. Benle birlikte 5 kişiyi daha öldürecekti. Katliam yapacaktı yani ailede. Dedik ya. Allah sadece seni korumamış, diğerlerini de korumuş. Evet, annemin babamın duasıdır bence beni koruyan aslında. Sana onların şey duası mi? Tutmuş. Vuran'ı yani. Da korumuş. Vuran'ı da korumuş. Gerçekten Vuran'ı da korumuş. Tabii. Gerçekten Vuran'ı da korumuş. Çünkü Allah gecinden versin. Şimdi mesela bir trafik kazası yaşandığı zaman, yaralamalı bir trafik kazasıysa, yaralayan kişi hakimin karşısına çıkıyor. Ben size daha komik bir hakim şey söyleyeyim mi? Hakim seni bırakıyor. Nöbetçi hakime çıkıyorsun ve nöbetçi hakim seni yargılanmak üzere serbest bırakıyor. Ama eğer kazada can kaybı varsa hiç hakimin karşısına çıkmadan direkt hapishaneye götürülüyor ve yargılanma süreci hapisteyken yapılıyor. Ha, cezaevinde, gözaltına alınarak cezaevinde yapılarak. Gözaltı değil, cezaevinde yapılıyor. Aynen öyle. O şekilde hakim karşısına çıkartılıyor. Yani onun için aslında onu da korumuş. Yani onun gelip sana eline ayağına kapanıp iyi ki yaşıyorsun, iyi ki ölmedin demesi lazım Başak. Vallahi ben kendisini çok asla affetmeyeceğim. Çok ciddi söylüyorum. Beni bırak, annem bugün fark etti arabada. Görüntülü arayınca artık açtım bugün. Ondan sonra o koltuk değneği niçin orada dedi. Biliyorum bir şey saklıyorsun diye söyledim. Annem de çok ağır beddualar etti ve ben buna rağmen anneme dedim ki sakın beddua etme anne. Beddua iyi bir şey değil çünkü biliyorsunuz Savaş Bey. İnsanın dönüp kendisine geliyor. Evet. Elbet çıkacaktır. Vardır bir hikmet anne. Bu başıma geldiyse bunun sebebi vardır. Anne içgüdüsü o tabii ki. Öyle işte, inşallah yanlarına gidersem annemin iki çorbasını içsem ayağa kalkarım. Hiçbir şeyim kalmaz. Toparlarım yani. Senin şimdi sana şey içmen lazım. Ayak paça çorbası. Kelle paça dediler. Hayır, kelle paça değil. Ayak, bak sakın. Ayak paça. Ayak paça. Ayak paçam. Arkadaşım mesaj atmış da bana. Başak, kemik ağrılarını araştırdım ben diye. Kesinlikle ayak paça. Evet, onun için ama abi o da gündüz içilmiyor. Ancak mesela gece İngiltere'de gece. Bol sirke ve sarımsaklı. Ha, yani gece yarısı ama gündüz asla. İngiltere'de bundan birkaç sene önce bir çorba ilaç niyetine kabul edildi, biliyor musunuz? Neydi? Ne? Ayak özellikle paça hayır, grip ve nezle için. İşkembe mi? Hayır. Ne? Tavuk suyu çorba, limonlu. Aa, ha, öyle bak mi? Ben yıllarca grip olacağımı hissettiğim anda şu anda şu durumu ayakta atlatıyorsam ben ne yaparım biliyor musun? Sabah öğle akşam işkembe çorbası kürü yaparım. Ama önemli olan işkembe çorbası değildir. İşkembe çorbasına lezzet katmak için katılan acı biber, sarımsak, sirke ve sarımsaktır. O hastasıyım. Şimdi bakın. Ay sirke, çok fena olduk. Yok sirke, mu burada işkembeci değil mi? Sirke geçti. Doğal penisilin. Evet öyleymiş. Şey de sarımsak, sarımsak da ya. Doğal antibiyotik. Antibiyotikmiş evet. Ve bunu acıyla karıştırıp hani bu sektör vardı ya. O da ateşi yükseltiyor. Bu yapar gibi. Vix gibi yani. Vix evet. Bu yapar gibi. Çorba içtikten sonra terlersiniz. Evet, bir terlersin, evet, iki burnun aynen akar. Evet. Burnun neden akar, evet. Neden? Evet. Çünkü o şey teneffüs yollarına nüfus ettiği için
Çözeceğim mikrofonu çözeceğim. Ben kahvaltı, o yüzden hadi bir ara verelim. Hadi bir ara verelim. Ondan verelim sonra vallahi, reklam arası. Ben kahvaltı yapmadan geldim çünkü. Valla acıktık şey değil mi? Bir şeyler atıştıralım. Evet, evet, siz de o zaman ev işlerinizi yapın. Biraz sonra buradayız efendim. Reklamlardan hemen sonra. Biz reklamlardan sonra sizlerle beraberiz tekrar. Konularımızı görüşmeye devam edelim. Sizlere evet, aktarmaya devam edelim. Mesela Yıldız Silve'nin güncel bir haberi var. Dün, evet, dün akşam çekildi. Öyle mi? Tabii. O zaman hep beraber izleyelim. Ben de çok merak ediyorum. Yıldız gene ne delilikler yapmış, neler demiş bakalım. Konserlerin açılışı siz de yapıyorsunuz bu sene. Evet. Neden söylüyorsunuz heyecanlandım? Çok heyecanlıyım, mutluyum. Hayırlısını diliyorum. Süper. Nasılsınız, keyifler nasıl? Her şey? İyiyim, Allah'a şükür. Konserler yoğun tempoda devam ediyor. Evet, öyle. Yaz başladı, Ramazan bitti. Her şey bitti. Şimdi yaz başladı bizim için. Müzik başladı, her yerde festivaller, gece kulüpleri, eğlenceler, her yer. Parfüm birazdan bitecek herhalde. Evet. Süper efendim. Yeni şarkılar da çıktı, düetler çıktı, Serdar Bey de çıktı. Nasıl oldu? Güzeldir Serdar'ın. Sizin efendim bugün de yine muhteşem dansınızı görebileceğiz mi? Artık bir ritüel haline geldi. Gençler de sizin danslarınızı böyle taklit etmeye başladılar. Eğleniyoruz inşallah hep beraber. Teşekkürler. Teşekkürler. Geç kaldı. Arkadaşlar, muhtemelen iyi bir parfüm kullanıyor. İyi bir parfümün piyasa değeri nedir? Sen daha iyi bilirsin. Ben söyleyeyim size, 800 TL'den başlıyor şu anda. Dolar ve euro arttıktan sonra parfümler kadınlar için şu anda var, çeyrek altından daha değerli. Artık sıkarken böyle sıkıyoruz. Pıst, bekliyoruz, yayıyoruz onu böyle. Artık abi çok pahalı, eskiden şimdi, öyle değildi. Eskiden Caddebostan Maxim ve Taksim Maxim'de sahneye çıkarken sanatçılar, biz çok biliriz hatırlarsın. Bir şişeyi bitirirlerdi. Bir şişeyi bitirirlerdi. Ay rahatsız edici. Yanımdan benim bu kadar parfüm kokan bir sanatçı geçse mesela ben hayır, rahatsız olurum. Hayır, şimdi sahneyle alakart masa arasında herhalde 3-4 metre vardı değil mi? Buradan bir rüzgar gelirdi, esen bir rüzgar. Arkaya vantilatör koyarlar mıydı bilmiyorum ama yani ön taraflara gelirdi, ön masalara gelirdi. Kadınların birçoğu da zaten o alakartta oturan kadınların birçoğu da Muazzer Söy'ün parfümü, Sibel Can'ın parfümü diye o parfümleri tabii alırlardı. Allah Allah ya. Tabii. Yalnız şeyin de poposuna parfüm sıkmasını anlayamadım yalnız. O da neredeyse bir şey bitirdi ya. Evet de her şeyi hayır, tamam genelde, anladım da. Genelde nereye sıkarlardı yani biliyor musun? Yani koltuk altına sıkarsın. Hayır nereye boyun sıkarlardı? Nereye? Paçalarını sıkarlardı. Tabii yürürken, koksun yürürken tamam, koksun onu anladım diye da yani. Ay bir de hayır sıkıyordu. Ay çok alem bir kadın bu kadın ya. Ya bir insan sıkar da. Ay hep boşa sıkıyor bir de biliyor musun? Ve hatta o parfüm gidiyor ayakkabıları bozduğu için sahne programı yapan bir sanatçı, az solist. Yani program bitmeden ikinci ya da üçüncü ayakkabısını giyerdi. Evet. Alırdı. Yaptırırdı yani. Çünkü parfüm şeyi bozardı biliyorsunuz. Ayakkabının ayakkabı yapısını. Kıyafeti de. Kıyafeti temizlemeye gider miydi kıyafet? Hatırlıyor musun? Yok. Gitmezdi. Ben hiç. Çünkü şey zaten o kadar uzun ömürlü giyilmezdi kıyafetler. Yani payetli mayetli. Temizlenmez de yani. Mümkün değil. Çok zor. Ya ben açıkça bir şey söyleyeyim. Allah herkese Yıldız Tilbe gibi bir halk sevgisi nasip etsin. Çünkü bazı insanlar vardır. Kıyafetini çok beğenirsiniz. Sesi çok güzel değildir. Aslında çok iddialı da değildir. Ama çok iyi sahne performansı vardır, çok iyi dans ediyordur, çok iyi koreografi yapıyordur, çok iyi kıyafet tasarlıyordur. Sırf güzel olduğu için bile ben bir kadını izleyebilirim, onu söyleyeyim. Bak bir kadın olarak söylüyorum bunu. Evet. Sahnede güzel bir kadını izleyebilirim, güzelse, iyi dans ediyorsa. Mesela Jennifer Lopez, bana göre sesi çok iyi değil. Britney Spears, asla sesi iyi değil ama sahnede çok iyi duruyorlar. O yüzden şovları izliyorum. Müthiş, tabii. Sahnede devleşiyorlar diyorsun. Çok iyi duruyorlar yani seksi duruyorlar. Kadın olarak ben izlerken göz zevkimi çok fazlaca okşuyor. Ama bazı isimler de var ki Yıldız Tilbe gibi şanslı. Ona gelen insanlar gerçekten sadece şarkılarını ve sesini dinlemeye geliyorlar. Ya ben Sezen Aksu'ya bile son zamanlarda giderken eğlenmek için gidiyordum açıkçası. Hani onun konserlerinde yaptığı espriler. Stand-up yapıyordu. Ha, espriler. Evet. Ben çünkü Nurcan abi ve Savaş Bey, benim şöyle bir durumum var. Ben sıkılıyorum konserlerde. Bak en başarılı biri de olsa eğer sahnede bir hareketlilik, bir action, bir adrenalin yoksa ben sıkılıyorum.
Yani ya beni arada bir girecek, bir şey yapacak, güldürecek. Herhalde biz gazetecilik deformasyonu çok mu konser çektik? Artık tahammülümüz mü kalmadı? Özele döndüğümüzde tahammül edemiyoruz, peki, ve izleyemiyoruz. Peki ben başka bir soru soracağım. Eğlence mekanına gidip eğlenebiliyor musunuz? Asla. Sen mi? Öldü bende o, yıllar oldu. Sen eğleniyorsun. O eğleniyor. Ya inanılmaz sen... eğleniyor. İnanamıyorum. O kadar keyifli eğleniyor kendi var ya, çok mutlu. Ben değilim. Ben kaçıp eve gitmek istiyorum mesela. Savaş şimdi şundan rahatsızım. Bak onu sormaya çalışıyorsan. Hiçbir eskiden... şey sormaya çalışmıyorum. Ne anladığını soracağım. Eskiden çok gürültülü yerlerde beni hiç rahatsız etmiyordu. Yani sabaha kadar zaman geçirebilirdim ve geçiriyordum da. Ama son zamanlarda, yani böyle son bir 5-6 senedir, 10 seneye yakın sesten çok rahatsız oluyorum. Yani hani o kulüp müziğini asla tahammül edemiyorum. Nurcan, mesela sen, kulüpte eğlenemem ben. Nurcan sen yaşlandın. Tamam onu söylüyorum işte, 5-10 senedir diyorum. İkincisi sen 10 senedir sabahın 6'sında 7'sinde eve ya, giren bir adam olarak... Ya. Vampir kuşağındaki bir gazeteci olarak. Öyle, gerçekten vallahi öyle. Onu bırak, bir defa eşine de Allah sabır versin. Eşin abla da. Eş konusunu ya karıştırma. Sabaha karşı geliyorsun abi. Ya ben yanımda uyuyacağım adam isterim yani. Yani birlikte uyuyacağım bir adam isterim. Ya yatağa yalnız giriyorum. Sabah 5'te yanıma kedi gibi. Kedisin yani, anladın mı? Kusura bakma yani. Ne alakası? Evin kedisi vardır ya böyle. Dolar dolaşır dolaşır en son böyle yatak sıcak diye girer yanına. Abi öyle, kusura bakma yani. Ben yanımda uyuyacak adam ya, isterim. O yüzden Esin ablayla acayip bir uyumlusun. Provokasyona mı girdi yoksa? Yok, hayır. Onlar çok güzel bir uyum sağlamışlar bu konuda. Herkesin seçimi tercihi yani. Büyük fedakarlık gerektiriyor ama ben akşam birlikte yemek yediğim, televizyon seyrettiğim, film izlediğim ama sonrasında birlikte yatağa girdiğim bir adam isterim. Sabah 4'te 5'te. Her gün de dışarıda değilim ki ben de. Kahvaltı haftada 2 gün falan evde geçiriyorum. Nurcan'ın yaptığı işte benim yaptığım iş arasında fark yok. Şimdi ben gece dolaşmıyorum ama biz memuriyet yapmıyoruz ki. Gazetecilik hiçbir zaman memuriyet olmamış. Her gün haftanın 5 günü sabah 4'te mi gidiyorsunuz eve? Ben 4'te yatıyorum. Tamam 4'te yatıyorsunuz ama evde kaçta oluyorsunuz? Ben de 5'te yatıyorum, 6'da yatıyorum. Evde akşam oluyorum eve. Yani buradaki tamam, işler neyse, geç. Ama neticede kocam benimle aynı hane. Ben 4'te yatıyorum. Belki o 6'ya kadar dışarıda ama ben 4'e kadar evdeyim. Tamam, önemli olan kocam benim gözümün önünde olacak kardeşim. Ya olur mu bir şey? Sevgilim gözümün önünde olsun da saat 4'te yatağa gelsin. Önemli değil ama ben onu göreceğim. Ben özlerim. Nurcan abi. Ben şey, küçük bir kız çocuğu vardı ya çizgi filmlerde. Kedisini burasına sıkıştırarak gezdiriyordu severken. Ben o tiplerdenim yani. Severken öldürenlerdenim yani. Yok, ben yanımda isterim. Peki Yeşim şeye dönelim. Yıldız'a. Yıldız Silbe'ye dönelim. Yıldız Silbe'nin makyajını nasıl buldunuz? Harika. Şahsına münasır. Gerçekten. Yani Yıldız'ı temsil eder. Ya, onu bırakın siz Allah aşkına, o kıyafet ne öyle? Pazardan aldım. Ya o kıyafet ne öyle ya? Çok şanslı bir kadın ya. Sahnesine bir kuruş para harcamaz mı bir insan yani? Sen ya, vallahi... peki onun kulis listelerini biliyor musun? Kulis listesini? Hayır, hiç bilmiyorum. Çeşemedim onunla böyle bir şey. Anlatmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Makyözü ayıp var olabilir mı? Hani bir makyöz bu makyajı yapıyorsa yazıklar olsun onun makyözüne. Kendisi yapıyor değil mi Yıldız'ın kendi makyajı? Kendi yapıyor. Bence kendi de yapıyor. Yani o makyözün yapacağı makyaj mı? Hangi makyöz buna imza atar Allah aşkına? Kariyerini bitirmesi demek yani. Saçlara baksana, ama saçlar en güzel tarafı saçları. O şey bağlamış mı? Ne yapıyor? Taş değil o. Lastikli şey takmış. Bant dediğimiz şey. Ama ben size bir şey sallanıyor bak. Tamam işte uçlarını şey da boncuk takmış çünkü. Yıldız'ın yüreği o kadar iyidir ki. Evet. Tanır mısın sen? Canım yüreği başka bir şey tabii canım. Yüreğinin tabii canım. Zaten bu kadar piyasada var olamaz ki. Bana göre de özü sözü bir kadın. Kimseye yalakalığı yok, yardakçılığı yok. Özellikle İbrahim Tatlıses'in yapmış olduğu kadınlara yönelik ve kendisine yönelik saygısızca bütün konuşmaları ve tavırları gösterdiği akıllıca cevapla. Ya mesela en basiti, ilişkide nasılsındır hani, dengen bozulur mu diyor. Karşımdaki dengesizse dengen bozulur, denge verirse dengen düzelir diyor. Yani verdiği cevaplar, kadın o kadar derin bir kadın ki aslında özünde. Bakın ben size gene yürekten bahsedeceğim. Şimdi benim Baba Haber'deki partnerim biliyorsunuz Seyhan Soylu. Biz Seyhan'la arada bir yemeğe gideriz. Yani çeşitli sebeplerden dolayı. Bazen iftar yemeği oluyor bu. Bazen de bir iş yemeği oluyor, toplantısı. Şimdi gittiğimiz restoranlarda kapıda birini görür. Yani dilenen demeyeyim de bekleyen. Yani bir şey bekleyen. Gidiyor onunla uğraşıyor. Diyor ki karnın aç mı diyor. Paran var mı cebinde diyor. Bu saatte niye buradasın diyor. Bazen çocuk oluyor, bazen orta yaş grubu oluyor filan. Sonra çağırıyor garsonları, yemek verin diyor.
Şimdi hiç mecburiyeti yok. Asla ama yok. Mesela bunu ben yapmıyorum. Ama o yapıyor. Şimdi baktığın zaman hadiseye diyorum ki niye yapıyorsun Seren? Diyor ki ya diyor. O diyor aç olursa diyor ben tok olamam diyor. Rahatsız olurum. Bundan. Harika bir duygu ve düşünce tarzı. Ama Seyhan gitsin bir orduyla savaşır biliyor musunuz? Aynen öyle. Öyle aynen. De delidir aynen, yani. Aynen aynen. O tarafını derim ya size, o çılgın tarafını da çok seviyorum. Bir de her şeyi tak diye söylüyor gerçekten. Hiç böyle bir şey yok ya, yani. Küt diye adamın diyor. Suratına diyor ki senin diyor, sen diyor çirkinsin diyor adama. Yani biz bazen hani manevralar alıyoruz ya, diyoruz ki ya bunu yumuşatarak söylüyor. Küt diye söylüyor. Diyorum ki niye öyle söyledin? Diyor ki niye saklayacağım ki diyor. Bir de o kadar hayata açık yaşıyor ki bunu söylersem karşı tarafta dön bir kendine bak diyemeyeceği için. Zaten ben hep kendime dönerek, bütün eleştirileri hep önce kendi hayatına dönerek yapıyor. Yani Yıldız Tilbe'ye de gelirsek, Yıldız Tilbe hakikaten sahnede insanları sadece şarkılarıyla ve sesiyle sahneye. Düşünsenize Harbiye'de full diyor. Yani kaldırımlar bile, merdivenler bile full. Yani şimdi bu kadını görmeye gelen adam, çok özür diliyorum hepinizden ama birçok erkek iyi dans eden kadın izlersek güzel bir kadın olduğu için hayranlığından gider. Şimdi doğru eğri oturup doğru konuşalım. Buna giden adam vücuduna gitmiyor. Güzelliğine gitmiyor. Salt gerçekten şarkılarına gidiyor şarkılarına bu kadının. Gidiyor. Sadece gidiyor. Şarkılarına dans da etmiyor. Berbat dans ediyor çünkü zaten. Ama şarkılı. O yüzden Yıldız Tilbe bu camiada bir o bir de Kibariye. Bak bu iki kadın bu camiada bence çok özel insanlar. Yani sesleriyle gündeme gelmelerinden bahsediyorum. Her ne kadar... De... Her iki sanatçının da ortak başka bir özelliği var. Bence insanlar ona gidiyorlar. İkisi de çok samimi. Ha doğal. Çok samimiler. Ama işte samimiler doğal... yani doğallığın dışında samimiler. Yani karşıyla mesafe koymuyor. Evet ama Kibariye için son iki yıl yaşattığı şeylerden dolayı ben artık Kibariye'yi samimi bulmuyorum. Samimiyetle mesela benim Kibariye, benim ödüllü bir yönetmendir kuzenim. Gelip çocuğu montaj masasından aldığı çikolatalardan dolayı yazık o çocuğun ne kadar çok sinir krizi geçirdiğini biliyorum. Ya yazık bir çikolata koyuyor tam yiyecek. Ay bunu bülbüle götüreyim deyip çocuğun önünden alıyor. 1, 2, 3 artık dayanamıyor kuzenim. Diyor ki o çikolatayı diyor Kibariye Hanım bayı kendime getiriyorum her seferinde alıyorsunuz. Ya kızınıza dışarıdan çikolata alırsanız sevinirim diyor artık dayanamayıp. Hani bunun adı doğallık değil kusura bakmasın da çingenelik artık yani. Çok sinirlenmiştim ben bu duruma mesela. Çok ayıp karşılıyorum bunu. Bu da güzel bir davranış değil. Biz buna doğallık demeyelim. Ben senin önünden sürekli çikolatanı alsam yemin ediyorum bir daha geldiğimde beni fukara sülüğü gibi yapıştırırsın. Bence yani sen Nurcan'ın önüne hep çikolataları al. Almasın ya niye alıyor? Alsın. İkincisi Kibariye ile ilgili samimiyetsizliğimi kaybettiğimde bir konserinde hamileyim deyip o çok, çok yanlıştı o. Aylarca sürdürüp bak ertesi gün çıkıp demedi çocuklar ben orada espri yaptım demedi. Aylarca bu hamilelik haberi gündeme geldi. Hatta birçok kadına da umut oldu. Birçok kadın o hamile kaldıysa biz de kalırız diyerek yazık günahtır bunu mail yağmuruna tuttular. Katıldığı televizyon programlarına sürekli mesajlar attılar. Hani hamileyse söylesin nasıl hamile kaldı diye. O yüzden benim için o anda bitti. Yani hiçbir samimiyetine de inanmıyorum. Bence çok zeki bir kadın. Pekala. Ya değil zekilikten yok, değil yok, o. Yok yok Türk halkın herkesi o yanlış yönlendirilmekten. Cem Yılmaz'ı nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl ne oldu bir dakika dur. Hani öyle şey gibi sordu sanki. Evet ya. Yok ben de iyi bilirim de. Yani. İyi bilirdik. Gece dolaşmaya başlamış arkadaşlarıyla. Arkadaşların cinsi hakkında fikriniz var mı? Hepsi erkek. Başka. Şeydir, Zafer, o zaman Zafer Algözlü'nün ilişki yaşadığını bile düşünüyorum artık. O kadar niyeti bozdum yani. Abi insan dip dibe şey baş başı ne kadar sıkıcı. Zafer Algözlü'dür, Ozan'dır. Evet yani belli isimler abi zaten. Öyle mi? Kardeşidir. Evet öyle. Öyle değil mi? Bak yani Cem Yılmaz'dan sansasyon çıkmıyor farkında mısınız? Çıkmaz. Bu adam akıllı adam. Aynı adamlarla geziyor. Onlara da güveniyor. Ya ben Zafer Algözlü'nün bu arada evliyken bir kadınla... 10 yıldır ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Pes dedim yalnız ya. İnanamadım. Kimin? Zafer Algöz'ün bir ilişkisi var bir hostes kızla 10 yıldır. Pes dedim yani. 10 yıl nasıl çaktırmamış karısına. Vay be. Gizli saklı diyorsun. Gizli saklı. Amerika'ya Türk gecelerini kızı götürüyor yani. Karı yok. Karısı yok. Yapacak bir şey yok yani. Evli değil mi Zafer Algöz? Evet. Evli ve 10 yıldır ama sevgilisi var. Ve hostes bu kız.
Peki bu haber çıktı mı, yayınlandı mı? Acayip çapkın bir adam. İnanılmaz. Yayınlandı mı haber? Yok, çıkmadı, ben biliyorum. Daha yeni öğrendim. Evet. Bu da bekliyor, bekliyor, bekliyor. Abi hiç böyle şeymiş arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar bir bombamız var ama bu el bombası deyip atıyor ortaya. Yani, ya bombamız var dese iyi. Bombamız var da demiyor. Biz de böyle dinliyoruz abi. Şey. 99.9 inşallah. Bomba olduğunun farkında da değil yani, ha. Farkında değil mi? Değil abi, farkında bence değil. Bence bu gazetecilikten uzaklaşmış. Ay benim şu anda kafam yerinde değil. Darbe aldım yalnız. Farkında siz? Bu darbeden faydalı olun varsa. Bence yani, varsa bilgi neler var. Biliyorum da konuşmuyorum. Bazıları arkadaşım, dostum olduğu için gündeme getiremiyorum maalesef. Benim için dostluk kıymetlidir yani. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu ki? Kalemi sokacak bir yerim de yok bu arada. Başka sana bir bomba söyleyeyim. Nereye koyacaksın? Yok yok, yayın bitmiyor. Başka bir bomba söyleyeyim mi? Hadi söyle. Ama bana sormayacaksınız. Kim? Söylesen. Kim ne olduğunu. Söylesen. Tamam. Çok ünlü bir pop sanatçısının AIDS olduğunu öğrendim. Oo. Erkek tabii. Erkek. Ben sana söyleyeyim kim olduğunu. Söyleme. Söyleme. Peki ben söyleme. Sana geçen Zerrin Özer'le... Ama bazı şeyler... taşlar yerine oturdu. Ben sana geçen gün Zerrin Özer'le ilgili bir uyarıda bulundum. Evet evet, ilettim. Aynen ilettim. Birebir ilettim. Yani dedim ki sağlık kontrolünden geçmesinde, acil sağlık kontrolünden ama geçmesinde fayda var dedim. Yanlış anlamasın, AIDS'den değil öyle bir yok, şey. Yok yok, asla öyle asla. Yok. Hayır hayır, öyle bir şey yok ama sağlık kontrolünden geçmesini ben ilettim kendisine. Çünkü şey yani evet. o kumpasa giren kişilerde olacak ve olması muhtemel şeylerden bir tanesi. Ya şu beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Sizi de rahatsız ediyor mu? Bir şey biliyorsun. Ama öğreniyorsun. Can abi yazma zaten bunu ya. Yazmayacağım. Şimdi, yazmadım da, zaten. Ben çok doğru bir... Valla ben seni tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum seninle de. Çünkü hakikaten bu yazılacak bir şey değil. Katiyen ben bile yazmadım. Kim olduğunu arkadaşlar... anladım. O kadar üzüldüm ki şu anda. Yazılacak şey değil ya. Yani. Ona büyük haksızlık evet, olur. Anladın evet mı? Arkadaşlar ben size başka bir şey söyleyeyim. Ama gerçeklerinde gizli kalmak, açığa çıkmak ama gibi bir huyu var. O da bir kul hakkıdır. O da yıllar bir önce, sen olma yıllar önce ben Yeşilçam'daki bir yönetmenin AIDS tedavisi gördüğünü yazmıştım. İsim cisim koymadım. Resim de koymadım. Bir başka yönetmen üzerine alındı. Hatta gitti beni savcılığa şikayet etti. Savcı çağırdı beni. Dedi ki siz bu yönetmen diye dediğiniz kişi bu kişi midir? Dedim ki hayır. Niye üzerine alınıyor? Hakikaten ama. Niye üzerine alınıyor? Bu da çok saçma yani. Tarif ettiğimiz şey entel dantel yönetmen lafından yola çıkarak kendisini entel dantel kabul eden bütün yönetmenler sıraya girmişler meğer. Bunların en ünlüsü de gitmiş beni savcılığa şikayet etmiş. Bakın, ben haber kaynağımı söylemek zorunda değilim. Bir kere dedim ben o kişiyle ilgili bir yayında bulundum, dedim ki ya üzerine alınma, o sen değilsin dedim. Bunu dedim, köşe yazısında gösterdim. Hakim şey, savcı baktı, evet dedi. Yazmışsınız dedi. Şimdi dedim utanmadan gidip beni dedim niye savcılığa şikayet ediyor? Yani size niye takipsizlik verdi? Tabii. Ama şöyle söyleyeyim. Eğer siz şirazeyi bozarsanız, dengeyi kaçırırsanız bu alemde bir sürü hepatit B'lisi var, C'lisi var, A'lısı tabii var. AIDS'i taşıyanı var. Bunlarla ilişki içinde olduğunuz zaman siz zaten o sistemin içine girmişsiniz. Bir şekilde onu alırsınız vücudunuza. Ve siz maalesef o aldığınız şeyi de başkalarına satarsınız. Zincirleme reaksiyondur bunun adı. Tabii. İşte orada gazetecinin üzerine düşen görev ya o insanın tecrit edilmesini olanak sağlayacak durumlara girmeyecek ama ikaz edecek, ederken de hafiften hatırlatacak, o kişiye haber göndermiş olacak bir nevi. Çünkü niye biliyor musunuz? Kimse bilmiyor ki Allah aşkına. Tabii. Geçenlerde ben, geçen dediğim iki sene oldu. Bir hanımefendiyle konuşuyorum. Ünlü bir hanımefendi. Hepatit B'den konuşuyoruz. Sağlık programı yaparken. Dedi ki ya dedi, hepatit B nedir ki? Bende de var dedi. Bravo dedim, tebrik ediyorum. Partnerlerinde var mı dedim. Bilmem ki dedi. Geçirgen olduğunu ve bulaşıcı olduğunu evet, farkında bilmiyor. Değil. Bilmiyor. Hepatit B olduğunu biliyor ama geçirgen olduğunu, bulaşıcı olduğunu ve o partnerlerin başka karılarına, sevgililerine, öyle başkalarına bulaştıracağını bilmiyor. Ya böyle durumlar. Böyle bir cehalet demek olabilir ki, mi? Bir de şunu da söylemek lazım. Biz böyle söylediğimiz zaman bazı kusura bakmasınlar, geri kafalı demek istemiyorum ama bazı kesim çocuklara niye böyle şeyler söylüyorsunuz diyorlar. Ben gördüğüm bütün genç arkadaşlarımın hepsine korunmaları gerektiğini söylüyorum. Okulda da cinsel eğitimin verilmesinin kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum.
Hatta yetişkinlerin bile o anda insanın adrenalin yüksek olduğu için sağlıklı düşünemiyor olabilir ama birlikte olduğunuz partnerinizden gelebilecek tüm hastalıklara karşı kendinizi korumak için korunacaksınız. Aynen. Böyle bir şey yok yani. Arkadaşlar. Bak, bir programı bitti, daha bitti mi? Yani. Evet. Bitirdik mi? Çok hızlı gidiyoruz. Niye? Evet, vallahi bilmiyorum. Bize çok kolay geçiyor zaman. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü hakim ve emin olduğumuz konular olduğu zaman su gibi akıp gidiyor. Gibi akıp ve farkına bile varmıyoruz. İnşallah seyirciye yansıyordur. İnşallah, inşallah, inşallah. Nasıl, bizden mutlu musunuz? Memnun musunuz? Çok. Ben çok memnunum. bir sana sormayın. Ben kendimizden çok memnunum. Kameraman arkadaşlarımdan çok memnunum. Rejiden çok memnunum. Mak gözümüzden çok memnunum. Allah'ım hepsinden razı olsun. Bence şimdi bu rejiden kanalım... birazdan alevli meyve gelecek. Kısa kesin yok, diyorlar. Yok yok, ben olsun. Evet. Ben vallahi çok memnunum hepsinden. Allah hepsinden de razı olsun. İyi ki tanışmışım hepsiyle. Evet, biz yarın yine buradayız. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Hoşça kalın. Hoşça kalın.